Uzaktan bir değil dört tane misafirimiz var ve onların anlatacaklarına girizgah olarak bölümümüzden Burcu Erdem'in yaptığı Mesai adlı bir kısa filmi seyrederek başlayacağız. Misafirlerimizi tanıtmak istiyorum burada. Biraz sonra buraya da gelip sizinle deneyimlerini paylaşacak. Afişte de yazdığı gibi Mustafa Adnan Akyol. Mustafa abi inşaat işçilerinin sendika girişimi, önce bir dernek olarak kuruldular. 30 küsür yıllık mermer ustası Mustafa abi. Yani 30 küsür yıldır Türkiye'de ve yurt dışında pek çok şantiyede sizin planladığınız ve konumlandırdığınız projelerin inşaat kısmında, fiilen uygulanmasında çalışma koşulları içerisinde yorulmuş bir insan. Mustafa abi bugün yanında 3 tane daha misafirini getirmiş. TOKİ Bahçeşehir'de, bilmem takip ettiniz mi, basından çok fazla yansımadı. Hürriyet'e henüz yansımadı değil mi? Twitter haricinde. Bütün gazetelerde çıktı, ufak not olarak. Ufak not olarak. TOKİ Bahçeşehir'de bitmiş bir inşaat var. Projenin adı? Bir İstanbul. Bir İstanbul. Bir İstanbul, işte First İstanbul. İstanbul Çevre Düzeni Planı'nı okuyanlar hatırlarlar. İstanbul First İstanbul olacaktı. Yani birinci lige girecek, finans merkezi, işte kültür endüstrilerine şeyi. Bu ismin üzerinden kendini satmaya çalışan bir projede inşaat, burada çalışan işçiler yaklaşık 4 aydan beri ücretlerini alamadıkları için şantiyeyi kısmen de oturulmaya başlamış şantiyeyi işgal ettiler. Bu şantiye işgalinde bulunan, aynı zamanda şantiyede de bir film çalışmış olan, bugün bizimle beraber Olgun Kızıltaş var, Metin Karadeniz arkadaşımız ve Sultan Çebitürk arkadaşımız da burada olacaklar. Birazcık Bahçeşehir ve TOKİ şantiyesi, şantiye bittikten sonraki çalışma koşulları ve ücret koşulları hakkında da çalıştırabileceğiz. Ama önce dediğimiz gibi birazcık ortak bir zemin ve ortak dil olması için afişte söylendiği gibi bu parıltılı inşaat projelerinin arkasındaki çalışma koşullarına merak edip de bir film yapmış olan Burcu Erdem'in 7 dakikalık Mesai adlı bir filmi var. Ne hakkında olduğunu anlatmayacağım. Hemen başlayalım istiyorum. Kaldığı çadırlarda dün akşam saat 21 sıralarında yangın çıktı. 11 kişi hayatını kaybetti. Can Ertuğ'a olay yerinde. Dün akşam 21 sularında meydana gelmişti. 11 kişinin hayatını kaybetti. 11 işçinin öldüğü olay. Kameraman arkadaşım Can Özel'le birlikte olay yerine kısa bir bakış atalım. Güncel bilgiyi aktaracak olursak 11 kişinin hayatını kaybetti. Olayın ardından sabah saatlerine itibaren inceleme faaliyetleri hız kazandı. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz, iskelete dönmüş durumda. Tenteleri tamamen yanan çadırların sadece iskeletleri kalmış durumda. İşte bu halde 3 çadır kalıntısından bahsedebiliriz. Olay yeri inceleme ekipleri Cumhuriyet Başsavcısı ile beraber yaklaşık 1,5 saat önce buraya, bu bölgeye gelerek incelemelerini başlatmışlardı. Yayınımıza girmeden kısa bir süre önce yaklaşık
15-20 dakika önce itfaiye ekiplerinin de kendi incelemelerini yürütmek için bölgeye geldiklerini söyleyebiliriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da inceleme başlattığı konuyla ilgili belirtelim. Denetim yapılıp yapılmadığı konusunda, uygun denetimin yapılıp yapılmadığı konusunda da inceleme söz konusu olacak. Denetim burada öne çıkan bir konu. Çünkü şu anda zaten ekranınızda görüyorsunuz çadırların iskeletlerinin bulunduğu hemen yerin hemen yanında konteynerler var. Orası da bu şantiyede çalışan başka bir şirketin işçilerinin kaldığı bir bölümdü. Buradaki işçilerden aldığımız bilgiler çerçevesinde. Yani işçilerin bir kısmı çadırlarda kalıyordu. Diğer bir kısmı konteynerlerde kalıyordu. Ve görgü tanıklarının, işçilerin aktardıkları çadırda ısınmanın ve barınmanın güçlüğünden dolayı. Bahneydi oradılar. Onu çektik, kardeşi kalmıştı içeride. O feryat ediyordu. O anda içeride patlama oldu. İkinci çadıra geldi. İlk başta içeride kimsenin olmadı. Birincisi geldi bize. Ondan sonra bizi oradan topladılar. Marmarlarının altına götürdüler, otoparkına. Orada kaçırdılar bizi. Vali geldi, emniyet müdürü geldi. İşte dedim, başınız sağ olsun deyince ipler koptu. İşte o bir arkadaşımız öldü dedi. Allah rahmet eylesin dedim. Yani o anda yani beynimize kaynar sular döndürdü. Ben ağlamaya başladım bugün gündür. Çocuğum kadar ama yani bir iki saniye böyle saniyelik de konuştum. Sonra iki gün kaldım. İki gün bizim firmadan kimse gelmedi. Ne ücret verdi bize, ne bir şey verdi. Yani benim gibi yüzlerce var. Şunu anlatacak bir beş kişi olmuş yanca vardır. Çünkü öldürerek taşeronun akrabalarıydı. Akrabalar olduğu için hep de çekildim. Bu öyle bir şey.
neresinden istersen. Şimdi arkadaşlar ben aslında bugün burada yumuşak sizler için konuşmaya geldim ama bundan sonra pek yumuşak konuşabileceğimi sanmıyorum. Çünkü şantiyelerde neler çekildiğini uzun süredir biliyoruz zaten. Daha iki gün önce üç arkadaşımızı daha kaybettik. Ondan bir gün önce de iki arkadaşımızı daha kaybettik. Şimdi biz bazı türlü her yerde söylemediğimiz şeyler var, bizim yüreğimizde olan şeyler. Şantiyelerdeki sorunlardan tabii ki bahsedeceğim ama bizlere en ufak bir suç yaptığımızda ceza, yasada şöyle bir şey var biliyorsunuz. Yasayı bilmemek mazeret değildir. Bir tarafa sıyrılamıyoruz. Ama yasayı koyup da uygulayamayanlara kim ceza verecek? Onu bilmiyoruz. O cezayı da biz vereceğiz tabii ki de. Bundan sonra ne yapılır konuşamıyoruz yani. Bunun devamı sadece örgütlenmek midir, insanlara anlatmak mıdır? Yoksa bunun yapanların cezasını vermeyenlere cezasını bizlerin başka şekilde mi vermesidir? Benim için tartışmaya açık değil ama aslında bunun tartışılması lazım. İşçiler, emekçiler sadece direnişle mi yoksa artık yumruğuyla mı bunu yapması gerekir? Benim için tartışılacak bir şey değil ama artık bunun tartışılması lazım. Ben size başka bir şey daha anlatayım. Bir gün bir şantiyede bir işçi arkadaşımız aradı. Abi beni işten kovuyorlar, paramı da vermiyorlar diye. Atladık gittik. İşten kovulma sebebi iskeleye çıkmamasıydı. Çünkü iskelenin sakat olduğunu, tamir edilmesi gerektiğini, ondan sonra çıkmak istediğini söylemiş. Çıkarsan çık, çıkmazsan tasını tarlanı topla git demiş. Biz gittik şantiye şefiyle oturduk. Ücretini bir an önce ödemesinin gerektiğini, ücretini ödemeden buradan çıkaramayacağını, tazminatını ödemesi gerektiğini söylemiş. Neyse biz gidince karşısında işçilerin birlikte olduğunu gördüğü zaman parayı ödemeye karar verdi ama sonuçta ne söyledi biliyor musunuz? O işçi çıktıktan 5 dakika sonra da o işçi de devrilmişti. Fotoğrafı bizde var. Devrilmiş yani çıksa görecekti. Şunu söyledi. Ne olacak ki dedi, sigortasını yapmıştık dedi. Sigortadan para alırdı dedi. Düşseydi, ölseydi sigortadan para alırdı. Bunu niye anlattım? Sonuçta biz ne yaptığımızı ve asıl cezanın böyle verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 6 ay bacakları kırık gezdi. Kolları ve bacakları kırık gezdi. Biz kırık. Bunların cezasının başka türlü verilmeyeceğini biz biliyoruz. Böyle bir giriş yapmak istemezdim ama yani kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun çünkü başka yolu yok. Bakın Çalışma Bakanlığı ile oturuyoruz, konuşuyoruz. Şu anda bu şantiyelerin hiçbirinde denetim yok. Şuradan hep beraber çıkalım. 100 şantiyenin 98'ini yasaya göre. Yani sadece şu anda kendi koydukları yasaya göre kapatırız. Çalışma Bakanlığı'nda konuştuğumuzda 12 bin denetmen lazım, ne yapalım ki diyorlar. Denetmenimiz yok diyorlar. Biz burada insan ölüyor diyoruz. Dün dilevesi televizyon programında da söylüyoruz. O zaman Başbakanlık Sarayı'nı yapmayacaksın diyoruz. Ama orada Başbakanlık Sarayı'nı yapıyorlar. Burada insanlar ölürken. Her gün ortalama 3 tane inşaat işçisi ölüyor bu ülkede. Sadece iş cinayetlerinin ölmesi de önemli. Zaten yaşamıyor çünkü. Yani şu anda da bizim
işgal durumunda olduğumuz şantiyedeki arkadaşlara da soru cevap kısmında sorarsanız ne durumda olduklarını söylerler. Barınmadan tutun, iş güvenliği, çalışma şartları, sigortaları zaten yaşamıyorlar. Yani düşüp ölmesi pek bir şey ifade etmiyor bizim için. Çünkü zaten yaşamıyorlar. 4-5 kişinin zor zor kalabileceği konteynerlere 7-8 kişi tıkıyorlar. Doktor bulundurması gerekir sürekli o şantiyelerde. Ama sanki bir yerlerle anlaşmaları var, sadece perşembe günleri iş kazası olur diye. Gidin bütün şantiyelerde sadece bir gün perşembe günü doktor gelir, ondan sonra gelmez. Yara bantından başka hiçbir şey bulamazsınız. 500 kişinin, 1000 kişinin kaldığı şantiyede 4 tane duş vardır. Ki bizim işimiz tozludur. Ya ben mermer ustasıyım mesela. Yani ben akşam paydos ettiğimde beni tanımazsınız. Yani her tarafım bembeyaz, toz içindedir. Duş yapman gerekir, hele gurbet içinse. Yapamazsın çünkü 500 kişinin en az 300'ü gurbetçidir. Ya 5 tane ya 10 tane duş vardır. Bilemedin 15 tane duş vardır. Sıra gelmez. Tuvaletler böyle, çalışma şartları böyle, yaşam şartları böyle. Şantiyenin içinden tıkılmışızdır. Köle gibi çalışıyoruz. Çalışma saatlerimiz yoktur falan filan. Ama bir binada bir mutfak dolabının bizden çok daha fazladır diye. Yani herhangi bir sıkışıklıkta taşeronun, ana firmanın kim olursa olsun ilk aklına gelen şey orada çalışan işçinin ücretini düşürmek veya sigortasından çalmak veyahut da yemeğinden çalmak veya barınmasından çalmaktır. Yani artık yani bir sorularınız var. Ben bunu uzattıkça sinirim artacak. Başka şeyler konuşacağım. Onun için bunu bir soru cevap veya da arkadaşlara sormak istediğiniz bir şey varsa bu şekilde devam edelim isterseniz. Biraz budur yani format bu mudur? Biraz mesela bu taşeronlaşma meselesiyle ilgili sizlerle bir şeyler duyabilir miyiz? Yani ilk iş veren daha sonra başka alt işverenlere iş veriyor. Dolayısıyla sorumluluk zinciri kuruluyor. Bunlarla ilgili herhalde problemler yaşanıyor. Başlı başına yani taşeronluk başlı başına bir problem. Yani belki işaret edemiyorum ama nasıl ben... bir şey beni birazcık anlatabilir misin? Çünkü yani kulaklarda biraz şey gibi hani herkes biliyor ama hiç kimse bilmiyor bu lafı. İnşaatta taşeron yani müteahhit sistemi nasıl işliyor? Senin çalıştığın şantiyelerden tamam onu anlatalım diye ama ondan önce bir şey söyleyeyim. Yani bu taşeronluk sistemi mesela ben onlara da hayret ediyorum. Hayret ettiğim birkaç şey var daha doğrusu da. Yani bu taşeronluk sistemine karşı olmak, şu 5 senedir, 10 senedir insanlar taşerona karşıyız diye çıkıyorlar. Neden çıkıyorlar? İşte kamuda bir taşeronlaşma başladı falan filan. Ama biz kendimizi bildiğimiz bile bir inşaat sektöründe taşeronlaşma vardır zaten. O zaman kimse ilgilenmedi nedense. Bunu ben hep söylüyorum çünkü inşaat işçisi gerçekten yalnızlar. Ne bir sendika ne bir şu laf vardır inşaat işçisine bilmemek zor diye. Halbuki çok kolaydır da bunu bilmiyorsunuz. Yani siz geçen gün de şey yaptım. Mesela AKP niye bu kadar oy aldı diye habire tartışıyorlar ya Twitter'da. Twitter'ı geç yasakladığı için abi. Çünkü orada uğraşacağım da işçiye gidin. Yani. Orada sizi bekliyor çünkü. Arkadaşlar da sizi bekliyor. Bir şeyler öğrenmek için gibi. Taşeronluk sistemi inşaatlarda bu kamudakinden çok daha berbattır. Yani aynı iş kolunda mesela elektrik konusunda 6 ayrı taşeron olabilir. Bir işte, tek bir işte. Yani sadece şu odanın elektrik tesisatını ana firmadan biri alır, o öbürüne devreder, o onu öbürüne devreder, o da öbürüne devreder. Yani 5-6 tane ayrı taşeron aynı işi yapabilir. Yani buradaki hiçbir iş yapmadan parasını kazanabilir. Ve daha kötü şey buradaki yani 6. taşerondaki işçi kime çalıştığını bilmez. Gerçekten bilmez. Yani ana firmanın çalıştığı firmanın adını bilmeyen işçiler var. Yani kime çalıştığını bilmez. Sadece üstündeki taşeronu tanır. O kadar. Tabii bu silsileden dolayı da mesela
5000 iş günü çalışıp 5000 iş günü sigortası olan hiçbir işçi yoktur. Bakın inşaat sektöründe çalışıp inşaat sektöründen emekli olan işçi yoktur. Yani sigortaları yatırılmaz zaten. Ya eksik yatırılır ya hiç yatırılmaz. Çok görürsünüzdür. Özellikle yapsat şantiyeleri dediğimiz bu büyük AVM'ler dışında yani müteahhitler vardır. Yapsatçıdır yani 5 daire yapar, 10 daire yapar. Satar onları. Biz onlara yapsatçılar diyoruz. Onlarda hiç yoktur. Yani sıfır sigortadır. Oraya girersiniz, bir aydır işiniz çalışırsınız, sigortasız çıkarsınız. Güvenlik önlemleri zaten hak getire de. Taşeronluk sistemi böyle işler ve bir de inşaatta herkes taşeronludur. Bakın yani hayali olur zaten. Üç tane adam yanına alıp taşeronu olanlar vardır. Yani bu şeyde. Üç tane adam alır yanına, o da taşeron olarak hisseder kendini. Öyle yapar. Yani çok daha ağırdır taşeronluk sistemi. Ve bütün bu işte barınmayı şeyi çok daha ağır bir şekilde etkiler. Barınma olsun, işte yemek olsun, ne bileyim, diğer bütün sosyal haklarıyla ilgili çok daha ağır etkiler. Yani ben mesela 30 senedir bu işte çalışıyorum. Benim 3800 günüm var sigorta olarak. Arkadaşlarım da öyledir yani, arkadaşlar da anlatır. Bu da hep bu taşerondan kaynaklanır. Biraz da kamudaki taşeronluktan ziyade burada biraz da ahbap çavuş ilişkisi, yani akraba ilişkisi bilmem ne, adam mesela Van'da amca toplamıştır, yeğenleri gelmiştir diye. Ücretini ödemediği zaman, sigortasını yatırmadığı zaman veya herhangi bir şey olduğu zaman ona itiraz da etmez. Çekilir kendine. Yani onun söylediği doğrudur. Biz çok mesela şantiyeye gittik. Ücretini alamamışlar ama bütün işçi, ya ücretini alamayan işçi ama taşeron için hiçbir sesini çıkarmıyor. Yani ana firmaya da gidiyor. Öyle çekilip gidiyor. Parası da orada kalıyor. Bu şekilde de işler taşeronun şantiyeleri. Peki büyük şirketlerin girmesi, şimdi artık yapsatçılar azaldı İstanbul'da. Çok büyük firmalar, büyük taşeronlar tutuyorlar. Bu sigortalılık konusunda en azından veya iş güvenliği konusunda bir standart yükselmesi getirdi mi? Yok. Sen Safir'de de çalışmıştın Mustafa abi. Safir'de çalıştım. Bakın Safir'de çalıştık. Biz biraz dikilince bizim arkadaşımız 22 kişi çalışıyordu. Sigortası tam yatırılan bir tek ben. Safir'de? Evet. O da neden? Dik olanı yatırıyorlar yani biraz başarılı olmasın diye. Daha sonradan öğrendik tabii biz mesela. 3 ay sonra falan öğrendik biz. Ondan sonra biraz da yani arkadaşların sigortasını yatırın dedik. Ama hissedemiyorsun. Yani sigortanın, adam alıyor senin kimliğini, sigortanın bir girişini yapıyor. 3 ay çalışıyorsun, 90 gün sigortan olman lazım. Bir bakıyorsun, 5 tane ayrı firmaya sokmuş, çıkarmış adam sana. Giriş yapmış, çıkış yapmış, giriş yapmış, çıkış yapmış sana. Bunların, bu giriş çıkışlarda hep 3'er gün, 4'er gün çalmış adam. Zaten aldığın ücretten sigorta yapılmıyor zaten. Yani askeri ücretten yapılıyor sigorta. Bu da ayrı bir dert. Yani yarın öbür gün onunla bir sıkıntıya girip yasal yollara başvurduğunda, ki TOKİ'nin bir şeyi var, bir yasası var. Bir nebze kurtarır dediğin yasada bile, yani işçi taşerondan ücretini alamadığından son 3 ayını ödemek de mümkün. Ama taşeronun mesela arkadaşımız 1200 lira maaş alıyorsa, taşeron %100 bunu asgari ücretten göstermiştir. TOKİ ona bakıyor. Gidiyor sigorta, SSK'ya bakıyor ve çıplak ücretini ödüyor. O da 720 milyon. Bunu ödüyor yani. Ve bütün hiçbir sosyal hakları bunu da ödemiyor. Yani yasal yollara başvurduğu zaman böyle bir sıkıntı doğuyor ücretinin, yani sigortanın aldığın ücretten yatırılmamasından dolayı. Çünkü şu anda mahkemelerde biz biliyoruz, yaklaşık son bir ayda 40 tane mahkemeye biz bilirkişi olarak rapor gönderdik. Belki 50 bin, belki 100 bin tane dava var. Bilirkişi yüzünden de bekliyor. Çünkü bilirkişi de yok inşaat sektöründe bu şeyle. Adam çalıştırmış, dava açmış, davayı kazanmış. Fakat ödeme yapılacak ama mahkeme bile şeye bakıyor, SSK'da kaç para yatırmış diye. Ben onu öderim diyor sana. Onun için ayrı bir dava açıyor, bilirkişi raporu da bilmem ne, 5 sene süren davalar var. Adam çalışmış, zaten alacağı 3 aylık maaş alacak.
ay atıyorum ya da 4 aylık maaş veya birkaç tane de kıdemi. Ama 5 sene süren bir mahkeme süreci var. Sırf bunun için ücretinden vazgeçen arkadaşlarımız var. Devletin kontrol mekanizması nasıl? Yani teftiş geliyor mu? Sıfır. Biraz baştan da bahsettim zaten. Bunun gerekçesi olarak da denetmenimiz yok diyorlar. Yani ben 30 senedir şantiyedeyim. Şu anda da bir şantiyedeyiz. Gerçi direnişteyiz orada da. Gene başka bir şantiyede de çalışıyorum dün itibariyle. Kovulduk. Orada da yani işçilerin çalışma ve barınma koşullarını, yaşam koşullarını denetleyen hiçbir mekanizma var ama gelen yok. Bir şikayet olursa, ki biz buna rastladık, biz bunu yani hani ya işte patrona bilmem neye karşı da böyle söylüyor değil, rastladığımız şeyler. Gelen olursa direkt ilk girdiği yer zaten işte proje müdürünün odası, ondan sonra da çıkmıyor zaten. Yani koğuşları denetleyen ben rastlamadım. 30 senedir bu işte çalışıyorum. Arkadaşlarımın da rastladığını, bir arkadaşımızın biri proje müdürü. Rastladığını sanmıyorum yani şey yok. Yani 1,5 milyon inşaat işçisi var. Orada denetmen gören 3 tane adam bulursanız vallahi büyük bir başarı demek. Yok, gelmiyorlar size. Hani birisi bir şikayet edecek. Dediğim gibi şikayette bile yani ısrarcı olursan belki biz Van'da bir şantiyeyi kapattırdık öyle. 6 gün durdurdu. Ama göbeğimiz çaldı onu durduralım. Ki barınma koşulları çok kötü yani. Daha kötüsü yok. Öyle söyleyeyim ben size. Şikayetçi olup oraya gidip işte gerekli mercileri oraya getirmemize rağmen, çünkü gitmesine müsaade ettim mi? Yani kendin getirmedin mi? Gitmiyor zaten. Hani ya ensesinden tabiri caizse öyle yaptım. Ensesinden tutup götürdük ki biz oradayken o denetimi yapsınlar diye bir hafta kapattılar. Yani onun dışında yok. Yani şantiyeleri denetleyen yok. Bir rakam söyleyebilir miyim onunla ilgili? Yani bu soru çok sık soruluyor. Her türlü iş kazasına dair hani devletin rolü. Burada ciddi bir kaynak ayırmama politikası var herhalde. Çünkü rakamlar şöyle. Türkiye'de yani işletme olarak 2 milyon tane işletme var. Yani kısa süreli kurulan şantiye dair. Bunların %90'a yakını böyle KOBİ dediğimiz. Onunla sıfırla 10'a işçi çalıştıran. Yani en büyük rakam 1 milyonun %80'i sıfırla 10 çalıştıran ve bütün bu 2 milyon işletmeyi sahada sigorta müfettişi değil, işçi sağlığı iş güvenliği müfettişi kaç tane sizce? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da çalışan, zaten başka bir bakanlığın yetkisi yok, başka bir kurumun yok. Toplam 630 tane işçi sağlığı iş güvenliği müfettişi var Türkiye'de. Bir bu kadar da sigorta müfettişi var. Yani bunlar aktif saha müfettişleri, toplam 1200'ü geçmiyor. Sigortacının yetkisi yok işçi sağlığı iş güvenliği. Görürse arkadaşını uyarabilir yalnızca. Hadi onlar da baktı diyelim. 2 milyon işletme için toplam, yani duran işletme için de bunun içerisinde koca demir çelik fabrikaları da var. Merdiven altı atölyesi de var. Ama yani 6 ayda yapılıp biten şantiye de var. Hepsi için toplam 630 işçi sağlığı iş güvenliği müfettişi var. Ve bir kaynak ayırma olarak baktığınız zaman buraya sistematik olarak kaynak ayırmama politikası var. Yani bir irade burada var. Hani ayırmama iradesi tabii var. Tabii yani. Şimdi biz mesela bu Ankara'da bir çalıştay yok. Oraya Çalışma Bakanı'nın temsilcisi geldi. Müteahhitler Birliği geldi. Ondan sonra bu iş güvenliği uzmanlarının yapı denetim firması geldi. Bir de biz geldik işçiler tarafından. Nasıl çağırdılar ona şaşırdık da. Sendika girişimi olarak. O zaman dernek olarak gittik. Yani orada gördüklerimizden sonra zaten hatta biz terk ediyorduk salonu da. Demet müsaade etmedi. Yani herkes birbirine atıyordu. Müteahhitler Birliği yapı denetim firmasına atıyor. Yapı denetim firması Çalışma Bakanlığı'na atıyor. O ona atıyor, bu buna atıyor. İşte bu gene iş cinayetleriyle ilgili bir toplantıydı. Ve döndüler, dolaştılar. İşçinin baret takmamasına geldi. Yani bir barete indiriyor. Bir barete ve işçinin yani biraz daha dursalar ulan hatta ben orada söyledim. Yani arkadaşlar yani konuşmaya başlamadan önce sıra bize gelince ya dedim hepinizden özür diliyorum. Ben şimdi bütün inşaat işçi arkadaşlara telefon edeceğim. Allah belanızı versin. Niye ölüyorsunuz siz de? Ya buraya kadar indirdiler. Yani
Mantık bu ve biliyorlar. Bilmiyor değiller. Yani çünkü bu yasalar, bu şeyler yapılırken içinde içiyor zaten. Bunu şey tutup onunla birlikte beraber hazırlıyorlar. Yani şöyle bir saçmalık olabilir mi ya? İş güvenliği uzmanı yasası çıkardılar. İş güvenliği uzmanları koyuyor. Çıkıyor karşımıza. O Çalışma Bakanlığı temsilcisi aynen şunu söyledi. İş güvenliği yasası çıktı. İşte eskiden var mıydı? İş güvenliği uzmanları ver her şantiye deyince kafasına bardağı fırlattım. Yani. Çünkü patrondan alıyor kardeşim bu adam maaşını. Yani sen nasıl şey bekliyorsun sen ondan? Adam maaşını ondan alıyor. Ne kadar etki edebilir bu adam? Yani patronuna ne diyebilir? İşinden olma korkusu var adamın bir kere. Yani. Bunu bile uygularken yanlış yapıyor. Adam şunu bile yapamıyor yani biz söyledik orada. Şimdi konteynerları da yasada anlatmış. İşte iki tane kapısı olacak. Elbise dolabı olacak. Yani yangın çıkışı için iki kapısı olacak. Elbise dolabı olacak. 2.80 şeyi olacak. Yüksekliği olacak falan filan. Bunları anlatmış adam. Yasaya koymuş. Çok güzel. Tek tek ben şantiyelerimi dolaşacağım. Bunu mu ölçeceğim diyor bak adam. Ölçeceksin gerçi ama yani buna bile kafası çalışmıyor. Ya tek tek onları dolaşmana gerek yok. Bunu üreten 4 tane firma var. Onun gırtlağına çök bari. Geri zekalı dedik adama. Hakaret etmeyin dedi. Ben hakaret etmemiştim. Doğruyu söylemiştim. Yani 4 tane firmayı bunu üretme diyemiyor. Çünkü aklına gelmiyor mu? Tabii bunların hepsi bunların aklına geliyor. Ama mesela Müteahhitler Birliği şunu söylüyor. Dedi ya dedi biz bu sigortalarla ilgili de söyledik. Askeri ücretten yatırılıyor diye. Ne yapalım diyor işte bir iş, o ne diyor? Bu inşaatın altından başka türlü kalkamayız. Maliyet yükselir diyor. Çalışma Bakanlığı temsilcisi kafasını sallıyor. Doğru diyor. Şimdi biz bunlardan ne bekliyoruz? Yani baştan söylediğim gibi bu sorunlar çok daha can yakıcı. Daha çok daha fazla şeyler var yani. Şantiyelere girmek lazım. Şantiyelerde çalışırken görmek lazım. Barındıkları yeri görmek lazım. Yedikleri yemekleri görmek lazım. Ve çalışırken o işçiye alınan tavırları da görmek lazım. Yani eminim evinde beslediği köpeğe daha iyi davranıyor. Bu belediyenin fen işlerinden gelenler bir kontrol yapıyor mu? Onlar gelmiyor ki. Gelmiyor ki. Binalar bizim kontrol işlemi tamam. Tabii canım. Ya bakın ben size, ben size iddia ediyorum. Buradan yani, çıkalım. Bakın bu kadar insan var. 100 tane şantiye dolaşalım. Özellikle yapsaz şantiyeleri 100 tanesine dolaşalım. Kapatmamak için bir tane neden bulun. Ben o şantiyeyi kapatmamak için bir tane neden bulun o şantiyeyi. Ben o şantiyeyi yapan patronları hiç sevmem. Ama gelip teşekkür ediyorum. Bakın 100 tane şantiye dolaşalım, kapatmamak için bir tane neden bulun, ben o patrona teşekkür ederim. Yani şeyden böyle inşaat ruhsatından başlıyor, insanlar... İnşaatı kontrol ediyorlar. Her şeyde bir kontrol ediyor. Şimdi ben... Yok, inşaatı kontrol ediyorlar. Ben hani bekledim sözünüz, biz sizi aslında evde kaldırdım ama siz hemen devam ettiniz. Ben o şantiyede 1,5 yıldır çalışıyorum. Mustafa Bey biliyor, şantiye şefiyim aynı zamanda orada ama bu işçi direnişiyle birlikte, işçilerle birlikte hareket ediyoruz. 1,5 yıldır oraya belediyeden kontrol amaçlı hiç kimse gelmedi. Sadece yola beton ve toprak döküldüğü zaman bunu buradan kaldırın, yıkayın diye geldi. Gördüğümüz tek belediyedeki kontrol buydu. Onun dışında kontrol yok. Ha belediyeyle bizim diyalogumuz neydi? Yani zaten o diyaloğu ben sağlamıyorum çünkü bizim üstümüzde CEO var, şantiye CEO'suyla birlikte. Onlar gelip harçlıklarla da gidiyorlar. O kadar. Ayda bir, iki ayda bir ne kadar sağlık. Ya bir de o kadar. İskeleri falan hesaplarını kopya. Yok, hiç kimsenin bir şeye bak. Yani bizim böyle dışında kalıyor. Sadece işçi bölümü olduğunda oraya mahkeme tarafından atanmış bir şey geliyor buna. Savcılar geliyorlar. Ha, savcılar, bilirkişiyle birlikte geliyorlar. Tek buradaki sahada yapılan gerçek tespit, o bilirkişinin yaptığı bir tespit oluyor ama o bilirkişiyle gene bir şekilde istedikleri raporu yine yazdırıyorlar. Yani oradan yine bir sorun yoktu ama ne oldu?
oradan ayağa kaydı da düştü. Gene Mustafa Bey'in ifade ettiği gibi yine orada ölen adam öldüğü için bir taraftan da suçlu oluyor. Yani sanki şahit hiçbir sorun yok. Her şey dört dörtlük ama ben kendim biliyorum, bunu bizatihi biliyorum. Çok eksikleri var ama ona rağmen herhangi bir cezaevine uygulanmıyor. Peki Sultan Hocam, belediye fen işlerinin yetkisi daha sorumluluğu içerisinde işçi sağlığı, iş güvenliği denetimi var mı? Yoksa baştan öngörülmemiş mi? Benim bildiğim bir tek inşaata bakıyorlar. Bizde bir iş güvenliği var. Bu evet. Başından beri var ama aynı Mustafa Bey'in tarif ettiği gibi. Bizim maaşlı personelimiz olduğundan evet. Dolayı yani herhangi bir personel bana ne rapor veriyorsa o rapor, yani şunları böyle yapalım, bunları şöyle. Ben orada eğer iş güvenlikçi olsaydı veya oraya Mustafa Bey iş güvenlik görevlisi diye atasanız orayı hiçbir gün çalıştırmaz. Bir gün bile çalıştırmaz. Ama bunlar hep şey, şifayı böyle rica eden, abi şunu şöyle yapsak daha iyi olmaz mı, işte bunları yapsak. Yani onun zaten kararını biz vermiyoruz da. Hani onu biz şantiye olarak yapmazsak memnun oluruz. Yapmazsak da yine bir şey yok yani. O arada o işçi ölmüş filan, biz gene ona bir tutanak yine hazırlıyorlar aralarında. Orada yine bir sorun yok. Biraz önce söylediğim gibi yine her şey tamamdı ama kabahat ondaydı zaten. Yani yine kabahat işçiye atmıyordu. En basit bir örneğini vereyim. Bunu yaşadık biz. Safir direnişinde, biz direnişteyken aynı zamanda da bir işçi arkadaşımız ölmüş. Biz bunu da dile getirmeye başladık. Daha sonra bu ilerleyen süreçte Kiler ailenin yanına kendi avukatlarını gönderiyor. İşte diyor sana şu kadar para vereceğiz. İşte eşini, ölen arkadaşı emekli edeceğiz. Oradan para almanı sağlayacağız. Ama diyorlar bizim avukatlara vekalet ver. Bizim avukatlara vekalet verdim diyor. O sırada bu eşi bize telefon açtı. Vekalet verme dedik. O konuşma olurken bakın Safir'in sitesinde ne yazıyordu biliyor musunuz? Şu anda araştırma halinde, intihar mı, cinayet mi, yoksa iş cinayeti mi, iş cinayeti yazmıyordu mu? İş kazası mı diye araştırıyoruz. Bakın. Yani biz buna bile rastladık. Onun için. Zorlu'daki iş kazalarını yalnız iç bilgi olarak biliyoruz değil mi? Zorlu'yu. Tabii yani zaten bu şu anda işçi sağlığı ve güvenliği meclisi bile yani onun yayınladıkları bile %50'sini kapsıyor. Yani bilinmeyen, alın ben size şurada gözümüzün önünde bir tane var. Şişli'de geçen 15-20 gün, bir ay mı oldu bilmiyorum, tarihi unuttum, hemen o kadar oldu, sen de biliyorsun. Bina çöktü. İki işçi altında kaldı, yaralı olarak çıkarıldı. Ve şu andaki rapor, eğer biz gitmeseydik, bakın neyle karşılaştık? Biz gittik, acilen telefon açtılar, hastaneye gittik. Biz içeriye girdiğimizde patronun sorumlusuyla polis içeride pazarlık halinde. İş kazası raporu tutulmuyordu neredeyse. Neredeyse tutulmuyordu yani. Biz girdik, işte polisi dışarı çıkardık, o adamı dışarı çıkardık, raporu zorla tutturduk. Belediyenin işte araçlarına el koyduk, bilmem ne yaptık. Zorla tutturduk. Ama ne oldu? Tuttursak ne olur? Yani patron gitti, işçiye bir şeyler teklif etti. O durduruldu. İşte mahkemeye verilmesi durduruldu, bilmem ne. Ve kamu bile dava açmadı. Bakın kamu da hala dava açmadı. O bekleniyor hala. Sonra patron tabii uğraşmadınca işçi şu anda gene bize geri döndü, dava açılacak ama durum böyle. İşe gelirken, duvardan atlarken düştü raporu tutulan insan biliyoruz. Adana'da bir arkadaşımız. Şu anda sakat, felç olmuş durumda. Hastaneye de biz dava ettik şu anda. Hastanede hepsi dava sürüyor şu anda. Bakın ne tutulmuşlar biliyor musunuz? Hastaneyle bir yapmışlar bunu ki şahitlerinden biri, yani patronun şahitlerinden biri o gün İstanbul'da. Yani bunlar ispatlandı şu anda. Ama adam raporu tutturmuş ya. İşe gelirken, duvardan atlarken düştü diye. Adam felç şu anda. Ayakları tutmuyor çocuk. Ben bir şey söyleyeyim. Peki 30 yıllık işçisiniz.
bu 30 yıllık süreç içinde yani bir örgütlenme deneyimi ve kazanımı yönünde bir şey olmadı mı? Sonuç olmadı mı için? Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi Musafir direnişinden sonra başlandı bu. Yani ilk süreciyle başladı. Bu kadar hani son yılda yani 30 yılın şeyi o konuda noktası yani. O konuda yoktuk, neden yoktuğumuzu söylemeyeceğim. Yani isterseniz söyleyeyim, yani buranın formatı ona uygun mu, buradaki arkadaşlar ona uygun mu ama şöyle söyleyeyim, 80'den sonra başımıza gelenlerden sonra işin açıkçası şöyle düşündük. Bu halk bunu hak etmiyor. Bizim gibi düşünenler, birçok arkadaşımız kenarda durdular. Çünkü çok çile çektik. Şu anda da çekiyoruz o çileyi. Yani ben dün itibariyle bu direnişe gittiği için içimden kovuldum. Gibi. O yanlış bir hareketti tabii o zamanlar. Burada tutmak ama kimse de yapmadı. Biz de yapmadık. Bizim sebebimiz buydu. Yanlış bir sebepti. Bilmem neydi. Kafama vurabilirsiniz yani. Onda sıkıntı yok. Eleştirilerle. Ama böyle düşünerek uzak durduk. Ama inşaat sektörünün örgütlenmemesinin ya da bunun üzerine düşünmemesinin bizden önce de yani bunu başlatmadan önce düşünmemesinin en büyük nedeni İnşaat işçiliği, yani konuştuğunuz zaman öyle. Mesela Dişli'de devrimci yapıysam 30 senedir var. Üyesi 30 tane, 30 üyenin 30'u da üye olduğunu bile bilmiyor. Şimdi inşaat işçiliğine örgütlenmek zordur. Bilmem nedir diye bir gitmiş. Öyle geliyor yani. Ya o zorluk daha çok şeyden mi? Yani mevsimlik işçi olmasın. Yani biraz onları açabilirseniz hani o bu kadar örgütsüz, bu kadar hani cinayete açık bir alan olması, hiçbir toplumsal denetim olmaması hakikaten çok önemli bir şey. Bir de düşünün hani bu işçilik Türkiye açısından düşünün, çok stratejik bir şeyi, sektör besliyor. Yani şimdi kendisine işçi dostu diyebilenlerin veyahut da bu bir sınıf çalışması yapmak isteyenlerin bu tür bahanelerin arkasına sığınması kadar saçma bir şey olamaz. Ama gene de şöyle söyleyeyim, tabii ki zorlukları var. Çünkü bir şantiyede, en uzun şantiye, 2 sene süren o arkadaşlar bittiği zaman başka yere gidebilir yani memleket olarak değiştirebilir ama bir sürü de artı yönü var. Mesela bir inşaat işçisi, bir fabrika işçisi gibi değil, fabrika işçisi o fabrikaya girer, 15 sene oradan emekli olmak için çıkar. Onun için bir sürü şey vardır, sendikaya üye olmaktan korkar, atılmamaktan korkar, işte bilmem ne ama inşaat işçisi bundan korkmaz. Zaten dörde inşaat işçisi işten atılmak korkmaz. Kafası bozulur mu kendi bırakır gider zaten. Yani zaten 4 ay çalışacak. Artı örgütlenmeyince bizim için çok büyük avantajdır. Neden? Bir örneğini göstereyim. Biz burada birlikte olduğumuz bir Vanlı arkadaş, o demin anlattığım o Van şantiyesinin durdurulması olayı. Burada bizle beraber işte toplantılarımıza götürdü, konuşuyordu. İşi bitti, Van'a gitti. Bir gün bir telefon açtı bize. Abi dedim hem dedi burada dedi olay o demin anlattığım olay öyle gelişti aslında onun başını anlatmadım. Ben burada dedim TOKİ şantiyesinde işe girdim burası berbat sizden de bir şeyler öğrendik. Ben burada ne gerekiyorsa yapacağım dedim. Dedi işte Van temsilcisiyim diyebilir miyim dedi. Ben de derneğin başkanıyım dedim. O da gitmiş derneğin başkanıyım demiş. Öyle şantiye durduruldu mesela. Şimdi böyle avantajları da var. Mesela şimdi biz 4-5 ildeki örgütlenme şu anda bu şekilde sağlandı. Adam burada bitirmiş işini, gitti Mersin'e. Mersin'de açtı abi bir 5 tane daha arkadaş var, biz burada da bir şeyler yapmak istiyoruz. Buyur yapıyoruz, yapıyoruz. Yapabildiklerini. Zorlukları tabii ki çok ama bu bahanelerin arkasına sığınmamak lazım artık yani. Çünkü gerçekten şöyle söyleyeyim, bir fabrika işçisi gibi değil gene bu örgütlenme konusunda da. İnşaat işçileri bekliyor. Bakın bekliyor. Yani örgütlenmeyi bekliyor. Çektiği sıkıntıları biliyor. Bunu bizim anlatmamıza bile gerek yok. Gerçekten biliyor. İşte arkadaşlarımız da biliyor. Yani şu anda daha önce hiçbir direnişe katılmamıştır belki arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamıştır ama tak diye işgal ettiler. İşgal etmiş. Şimdi orada işgal demiyoruz. 34. maddedeki hakkımızı kullanıyoruz. Birazcık anlatır mısın? Buradaki pek çok insana çok yabancıdır. 34. madde. Şimdi 34. madde şöyle der, 20 gün içerisinde ücretleri ödenmezse işçiler bireysel olarak işi yani yaptığı işi durdurma hakkına sahiptir
ve ücreti ödenene kadar başkası gelip o işi yapamaz. Yani kısa özet olarak anlattım ben bunu. Biz bu maddeyi kullanıyoruz yani. Yani şu anda iyi arkadaşlar orada çalışıyor aslında. Biz işgal diyoruz ama çünkü biz kimseyi sokmuyoruz içeri. Bu Toki'nin Moki'nin arabalarına da bulduk. Hepsi işçilerin elinde şu anda. Ama biz bunu kapının önüne de astık, her tarafa da astık. 34. maddenin verdiği hakkı kullanıyor diye avukatlarımız da geldi zaten. 34. madde böyle bir şey. Zaten tek böyle bir şey var, işçilerine kullanabileceği tek böyle bir şey var. Biz de onu kullanıyoruz şu anda. Ve devam ediyor, sürekli işte ödeme yapacağız diyorlar da. Arkadaş bir şey soracaktı. Direnişlerin sonunda yani elde edebildiğiniz hiçbir şey yok mu? Mesela Van'da direniş yapmışsınız, hani bir şey elde edebildiniz mi? Onları biraz açabilir misin bize? Ya bir şeyi elde edebilir misiniz? Şimdi o konu çok soruluyor. Bir şey, Vanlı çocuğu elde ettik. Şimdi gittiği her yerde, gittiği her yerde örgütleniyor. Bir şeyle yani orada yani bir devrim yapamayacağız diye. Ama şu anda şöyle söyleyeyim, sadece Gondiren işte değil de inşaat işçisi, şu basit bir şeyden bahsedeceğim. Ana firmanın sorumluluğu var. Yani taşeron parasını alıp taşmış olsa bile ana firma ödemek zorunda. Biz bu örgütlenmeye başlamadan önce hiçbir istisnasız, hiçbir inşaat işçisi bunu bilmiyor. Yani inşaat işçisi taşeronundan parasını alamıyordu, taşeron kaçıyordu. Ana firmaya gitmiyordu. Ya da gittiği zaman, abi benim paramı vermiyor dediği zaman bana ne lan ona çalışıyorsun diyordu. O da dönüyor, doğru diyordu ya. Ya ben sadece söylüyorum abi deyip çekiliyor. Şimdi en azından şu anda bu bir kazan, elde edilmiş bir kazanımdır. Yani biz başladıktan sonra ihbar tazminatını işçiler bizden önündeki. Şu anda ben ciddi söylüyorum yani bunu şey... yönetim kademesinde olanlar yani proje müdürleri şeyler haricinde normal şantiyede çalışan alçısı, boyacı, sıvacı biz bu örgütlenmeye başlayana kadar ihbar tazminatı, kıdem tazminatı almış bir tane işçi yok. Bakın bir tane yok. Biz ilk bu Eczacıbaşı'nın yaptığı üniversitede işçilerin aldık. Hatta biz eylem yapmayalım diye korkudan 4 aylık işçiye kıdem tazminatı oldu biz salaklar. 4 aylık işçinin kıdem tazminatı hakkı yoktur da onu da ödemişler. Böyle aldılar. Yani bunları biz kazanım olarak görüyoruz. Bir sürü arkadaşlarımız var tabii. Bunu artık öğrenen, ne yapacağını bilen, sağda solda söyleyen. Bu tür kazanımlarla ilerliyor tabii. Yavaş ilerliyor tabii. Ücretler dışında işçi sağlığı, iş güvenliği, barınma koşulları vesaire o kadar hızlı sonuç almadığı için o kadar bir araya getirici değil gibi geliyor bana. Yani tabii. Girişler mesela barınma koşulu değişsin, konteyneri çıkartın. Bunları o kadar duymuyoruz. Tabii tabii yok zaten şimdi işçi size, yani bize veya biz de duyurduğumuz. 4 kişilik şantiyede 14 kişi kalıyorsa parasını zamanında aldığı sürece onun için şu an itibariyle hiçbir problem yok demek. Ne zaman parasını da aksamaya başlarsa, barınma koşulları da, her şey o zaman sıkıntı olmaya başlıyor zaten. Yemek olsun, şey olsun. Tabii peyderpey oluyor bazen mesela. Hilton'da oldu, iş bırakıldı bir gün. Hangi Hilton? Kadıköy'deki? Yok, Şişli Hilton'da. Bir gün iş bırakıldı, yemeklerden dolayı. Romantide'kin diyorsun. Efendim? Romantide'kin. Romantide'kin, biz de orada çalışıyoruz. Biz de orada çalışıyoruz. Bir gün iş bırakıldı, yemekten dolayı. Ama yemeğin kötülüğünden değil, bir gün bir tane böcek çıkmış ondan mesela. bu tür şeyler önemli olmuyor tabii ki çoğunlukla. Artık son zamanlarda biraz SSK ile ilgili işçiler tarafından baskı var. Sürekli bakıyorlar, kontrol ediyorlar, SSK anlatılıyor bu falan filan diye ama diğer konularda yani parasını zamanında alırsa geri kalan çok fazla ilgilendirmiyor. Yani, şey sormak istiyorum. Sizin anlattıklarınızı duyunca insan ümit ediyor ama başka işçi arkadaşlarla konuştuğum zaman bu şekilde düşünenlerin de olduğunu görüyorum. Mesela bu iş kazalarıyla ilgili kendini sorumlu tutan
ya da Allah'ın takdiri diyen böyle tevekkül yapan çok sayıda işçi de gördüm. Yani haklarının farkında olmayan. Dolayısıyla yani bu sektörün tamamını temsil etmiyor herhalde sizin söyledikleriniz. Yani küçük bir oluşum ama yayılan bir oluşum gibi düşünüyorum. Doğru mu? Tabii tabii yani biz yani ulaşabildiğimiz kadar. Biz zaten bu kadar. Hatta ben 250 gram. Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten bunu bilmek lazım. Yani bunu bilerek zaten örgütlenmek lazım. Çünkü Orta Doğu halkların örgütlüsü. Yani daha az bir şey söylerim de. Şimdi Aslan'ın söylediğinden yola çıkarak ben hem bu örgütlenme sürecinizde belki bir sonraki süreç için size hani farklı bir açılım yapmak da gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu sadece hani biraz önce söylediğiniz şey işçi maaşını almadığı sürece ancak eylem aşamasına geçiyor. Onun haricinde örneğin çalışma koşulları da kötü olduğunda aslında bilince sahip olun. Belki sizin dernek olarak yani sendika girişimi olarak çalışma koşullarıyla ilgili de bence işverenlere baskı yapmalısınız. Yani belki dolaşmalısınız, ne bileyim bununla ilgili bir kurul oluşmalı. Sadece maaş konusunda değil de örneğin dolaştınız, bu banyo tuvaletlerden dolayı biz bununla ilgili bir çalışma yapacağız şeklinde bir işvereni uyardığınızda bence girişiminizin ismini duyan ve sonra neler olacağını bilen bir işveren bence o şartları düzeltecektir diye düşünüyorum. Çünkü yaptırım uyguladığınız zaman bunun medya ayağı var, sosyal medya ayağı var. Her türlü baskı yapıyorsunuz yani. Onu biz bizzat bu bir İstanbul'da yaşayarak gördük. Yani çok aslında belki küçük bir oluşum gibi görünüyor ama çok büyük bir müşteri var bu sendikanın. Ben eğer bu tarz bir çalışma yaparsanız çalışma şartlarında da bayağı bir iyileştirme sağlayacağınızı düşünüyorum. Başka ne yapacak zaten? Pardon bir şey söyleyeyim. Ben ilave edeyim. Bu anlattıklarınızın mahkeme sonuçları bitmeden aslında yapı kullanım ruhsatını mantık yaptırmak olmaması gerekiyor. Bunlar da tapu kaydında olsa satın alanlar da çekinir. Müteahhit de satamayacağı için ya burada bir şeyler oluyor, ben satamıyorum ve geriye dönüp sizlere daha fazla özen göstermesi, bir örgütlenmeye ya da sendikaya başvurması gerekiyor. Şimdi sanırım böyle bir süreci başlatmak söz konusu. Ya bir sürü süreç var tabii. Mesela biz bir varım var ya, sağ olsun Aslı bayağı yardımcı oldu bu konuda. Bir barınma raporu hazırladı, basına sundu ve bayağı tepki de gördü. Hatta mecliste önerge olarak verildi. Ama bizden kaynaklanıyor diyelim. Biz onun üstüne takipçisi olamadık, devamını getirelim. Hem çalıştık. Yani satın alanlar ve kullanıcılar açısından da sizin beklenen bir durum. Yani satın alan insan ya burada problem var mı yok mu diye bunu da bilmeli. Nereden bilecek? Yok ki. Peki sizin bir şey söyleyeceğim. Şimdi Burcu'nun filmini ben çektiği filmi düşünüyorum. Yani AVM içinden görüntülerle bir iş cinayetini anlattı. Bence evet. Çok güzel de bir soyutlaması. Yani işte burada tüketen insanlar mesela bu gerçekten basına yansıdı. Pek çok şantiyedeki kaza yansımıyor. Ama o AVM'de tüketimi devam eden bir yapı hala var. Yani Türkiye'de tüketici baskısı üzerinden üretim alanının çalışma koşullarının düzelmesi yani, bir proje yani, yazılabilir belki ama hayır aslında beyaz eşya alırken o kadar özen gösteriyorum üstündeki şeyleri tesisinden. Beyaz ama şimdi bir bina alınca niye bunu yapılmıyor? Yani bir de bu buluyorum. Şimdi şunu yapmazlar ben sanmıyorum. Yani binanın oradaki işçi çalışırken hakkı yenmiş ben bu daireyi almıyorum demez. Ya çürük, bina çürükse, tabii siz dersiniz. Tabii ki bu tür bir şey demiyorum, yani bu tür çalışmayı da yapmak lazım ama bir sürü şey yapmak lazım. Tabii biz kendi imkanlarıyla hem çalışarak bir tarafta da çalışıyoruz. Bu arada gönüllü lazım diyelim. Gönüllü lazım tabii. Yani burada herkes açık, onda sıkıntı yok. Anladım. Arkadaşın dediği yerinde cevap da veremedik. Şimdi bu maalesef böyle. Hatta bunu konuşup bu senin kaderin değil arkadaş dediğimizde doğru ya diyen arkadaşımız bile dönüp ondan sonra gene kader. Çünkü insanlara böyle işlenir. Yani o aslında o iskelenin çürük olduğu değil.
düştüğünde ya bana teklif ya bakın iş sağlığı güvenliği dediğiniz zaman burada soralım arkadaşlara da soralım. İşçi baletini kemerini taktı mı iş sağlığı ve güvenliği halledilmiş demektir. Buraya kadar indirgenmiş. Ama öyle bir şey yapmalısınız ki yapabilirler. Balete ve emniyet kemerine gerek duymadan çalışma koşulları yapılabilir. Niye bir mutfak dolabına dünyanın parasını veriyorsunuz ya? Yani biz Rusya'da çalıştık. Ben Rusya'da çalıştım. Kayı İnşaat'ın Ramstor şantiyesinde. Dış cephe mekanik yapıyordum. Ben dış cephede çalışıyordum. İskele'de. Benim oradan düşmem için intihara teşebbüs etmem lazım. Yani intihar etmem lazım. Adamlar öyle önlem almış. Dış cepheyi giydirmişler. İçeride Alman iskele dediğimiz iskele. Yani düşmem için o şeyi yırtıp kenara çekip kendim atlamam lazım. Yani bu imkanları yapabilirler. Evet. Ama yapmıyorlar. Yani mesela şey söylüyorum. Gene o çalışma bardağı fırlatmamın sebeplerinden biri de oydu. Şimdi ben fayansçıyım. Benim baret takmam kadar saçma sapan bir şey yok. Zaten takamıyorum. Adam bana ceza kesiyor bak. Bareti görmezse ceza kesiyor bana. Şimdi kalkarak anlatacağım bunu yani bunu görün diye ne kadar saçma sapan $100 ceza kesiyor. Bak ben fayansçıyım. Bardağı nasıl fırlattığını da görüyorum. Bardağı öyle fırlattı. Su vermedik o yüzden. Evet. Şimdi bu baret. Ben odada da çalıştım böyle bir odada. Benim kafama bir şey düşme şansı yok. Çünkü benden başka kimse çalışmaz. Bu odanın fayansını yapayım. Ben şunu takarım kafama. Ben böyle çalışırım. Bu baret bir düşer. Şimdi Çalışma Bakanı'nı anlattığımı düşünün temsilcisine. Sonra bir daha takarım. Bu bir daha düşer. Üçüncüsünü düştüğünde duvara fırlatırım. Onu dediğimde o evdeki bardak kafasına gitmiş. Şimdi bu şeydir. Bu işgüzarlıktır. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu barete indir demek. İşgüzarlıktır. Başka hiçbir şey değil bir işçi açısından. Hatta o baret işçi için orada zuldür zaten. Yani engeldir zaten çalışması. Küçücük bir şey anlatabilir miyim? Başıma geldiği için söyledim. Herkes evinde tatil yapıyordu. Hepinizin de başına gelebilir. Hani bu meseleleri azıcık duyarlı olan biri olarak da ben de orada işveren konumunda apartmanın tatil edilmesi var. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ve nasıl davranmak gerektiğini bilmiyorum. Bir işçi arkadaş geldi. Üçüncü, dördüncü katta dış cephede bir şey yapacak. Şimdi gayet sakin. Tırmandı. Pencereden sakin bir şey. Ben dedim ya ne yapıyorsun? İskele falan kurulmayacak. Yok abi şu kadar çok iş için iskele mi kurulur falan. Dedim olmaz öyle o zaman dedim kemer mümer tak bir yerden bağlayalım seni düşersin falan. Ya kemer beni yavaşlatıyor dedi. Ben bir günde bitireceğim iki güne çıkar dedi. Ya dedim o zaman ben dedim seni bacağından falan tutuyorum dedi. Bir şey yapıyorum korkuyorum bir şey yok Allah korusun falan. Ya dedi Allah korusun dedi ona da mı güvenmiyorsun dedi şimdi. Böyle geriliyor ortalık diyerek. Ya dedim bak dedim ben bu koşullarda senin çalışmanı istemiyorum dedim. Ya dedim bir önlem alalım bir şey yapalım. Abi dedi bak dedi ben de seni anlıyorum dedi. Senin dediğin koşullarda çalışırsan ben o kemere memere takılıp düşer ölürüm bak vebali sana kalır. Böyle bir şey oldu. Sonra şöyle anlaştık. Dedik ki ya senin işi yapacağın iş kaç gün sürer? Bir gün. Kemer takarsan iki gün. İki gün parasını versem kemer çalışır mısın? Tamam dedi. Ama sorun orada işte. Ama bir gün de takıp gitti. Biliyor musunuz? Yani gene de bir gün dedi. Şimdi mesela buradaki şeyde ben yani kızmıyorum. Onun da hızlıca o işi bitirip başka bir yere gitmesi lazım. Ama ben de ne yapılabileceğini bilmiyorum. Onu denetleyen herhangi biri de yok. Ve böyle bir tevekkül de geliyor. Ya işte Allah korur hani zaten dördüncü kat diyor. Yani buradan en fazla sakat kalır falan yani. Böyle bakan işçi arkadaşımız da var. Var tabii neden? Çünkü bu ülkede inşaat işçisi inşaat işçisi değil gerçek ama. Yani hiçbir eğitim almadan zaten inşaat işçileri normal olarak yani zaten eğitim düzeyi en düşük olamaz. Yani hiçbir şey yapamıyorsan polis ol derler ya. Bir de inşaat işçisi olur zaten. Ve sen bu eğitimleri vermemişsin insanlara. Mesela Avrupa'da da ben İngiltere'de bir hafta çalıştım. Bir hafta bir tezgahta geldik. Orada işçi çıkmıyor. Yani gırtlağını kessen baretsiz gitmiyor. Baret takmak gerekiyorsa emniyet kemeri. Çünkü bunun eğitimini almış. Yani
baştan itibaren almış. Yani inşaat işçisi o. Ama burada öyle inşaat işçisi değil. Yani bunu zor üzül olarak görüyor. Çünkü bu eğitimi vermemiş adam. Ben size söyleyeyim. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ne kadar sürer biliyor musunuz bir inşaat işçisi? 5 dakika. 5 dakika sürer. Yani bir inşaat işçisi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 5 dakika almış. Ustalık belgesi var. Bakın bu ülkede ustalık belgesi diye bir şey getiriyorlar. Onu almazsan çalışamazsınız diye. Ciddi söylüyorum. Bakın espri falan yapmıyorum. Burada kaç kişisiniz? Gelin. Yarın hepiniz mermer ustası olarak belge alabilirsiniz. 100 lira verdiğiniz zaman. Hepiniz mermer ustası olarak 4 gün içerisinde bunun ispatı var. Okuma yazması olmayan bizde bir belgesi var. Bunu da gönderdik Çalışma Bakanı. Okuma yazması olmayan bir arkadaşımızın mermer ustası olarak belgesi var. Adam mermer ustası falan değil ha. Mermer ustası olma şansı yok. Çarpmayı, bölmeyi falan bilecek. Yani basamak koyarken, döşemek koyarken. Ama var. 100 lirayı vermiş adam. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? 5000 kişilik şantiyede 7000 kişilik şantiyeler var. Zorlu olur. Tat diye bir tane şey kuruyor. Seminer. Bir şirket kuruyor. Şirket. Tamam. O şirkette diyor ki ben işte ustalık belgesi almadan giremezsin buraya. Git diyor burada ustalık belgesini al. 100 lira. 5000 kişi de hesap ediyor. 100 lirayı bayılıyor. Ve ustalık belgesi eğitimi 4 gün sürüyor. 4 gün. O zaman ben salaktım 6 ayda usta olduğuma göre. 4 günde usta olduğuma biliyorsa. Kendi zekamdan da zaten şüphe etmeye başladım. 4 gün içerisinde birer saat gidiyorsunuz, ustalık belgesini alıp çıkıyorsunuz. Ustasınız yani. Yani siz gidin, mermer ustasınız 4 gün sonra. 100 lira verdiğiniz zaman. Bunu bile yapmışlar. Yani böyle bir sistem çalışıyor. Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi hani bu önlemler bunlar o kadar maliyetli mi ki bu kadar bir kısma var? Sonuçta bir gün mutlaka inşaat sektöründe, inşaat işçileri tarafında bu patlak verecek. Öyle ya da böyle. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ne zaman şartlar en ağır koşullara doğru yol alırsa o zaman o sistem çöker. Ben öyle düşünüyorum. Bunu da görüyorlardır muhtemelen. En azından böyle bunu caydıracak, isyanı durduracak, caydıracak belli başlı şeyler olması lazım. Bu o kadar mı maliyetli ki bu kadar cümleler dönüyor bana? Ya niye? Niye bu kadar bir kere maliyetli diyelim. Yani maliyetli de nasıl öyle bize göre bütün şantiyeyi satarak yaparsa da o maliyet değildir. Çünkü insan ölüyor. Evet. Ama yok, onların onun kafasında tabii ki maliyetli. Yani ikiye katlayacak bir kere bunları doğru yaparsan. Şu da var yani bu isyanı falan düşünmüyor ki adam. Çünkü o kadar emin ki bu ülkede bunun olmayacağından o kadar rahatlar ki. Çünkü Türkiye'yi tanıyorlar. Bir işçi var. Tabii Türkiye'yi tanıyorlar. Yani eğitimsiz ne kadar eğitimsiz olduğunu, ne kadar örgütlenmeye uzak olduğunu, şey olduğunu biliyorum. Kendilerine çok fazla güveniyorum. Onun için trafoya kedi kaçmış diyebiliyor mesela. Yani o kadar eminler. Şimdi bu konudaki genel soruya farklı bir açılım yapmak üzere arkadaşımız sorusunu da hem açık hem farklı bir açıdan yanıtlamak üzere benden bu konuda söz istedim. Şimdi inşaat piyasasında işçiye sadece para olarak bakılıyor. Yani işçinin verdiği emek para, yaptığı imalat para, canı da para. Yani inşaat piyasasında ben şimdi konuya diğer taraftan da bakabildiğim için yani aslında tabii yine işçilere beraber hareket ediyoruz ama masanın diğer tarafına da geçtiğimde bir işçi düştüğünde şuna bakılıyor. Mustafa Bey biraz önce izah ettiği şey bunun bize maliyeti ne? Yani adam öldü. Adam artık yok, o adam böyle mezara götüreceğiz arkadaşı. Bunun bize maliyetine ona bakılıyor. Yani bu bize nasıl geri döner? Yani tartışılan şeyler bunlar. Bu düşenin bize maliyeti ne olacak?
bunun bize işte bir yasal bir sorun olacak mı? İş açısından, işin devamlılığımız açısından idareyle aramıza sebep oluyor mu? Bir sıkıntıya sorun neden oluyor mu? Bunlara bakılıyor. Şimdi böyle olduğu için işçi adına yapılan her şeyde bir maliyet olarak görülüyor. Yani işçiye orada ben işte tuvalet lavabo yaptım, yatacak yerine şey yaptım filan, işte bu bana kaç para diye mal oldu. Buna bakılıyor. Yani orada insan yaşıyor. Burada yemek yiyen insanlar buralarda kalacaklar. Öyle bir zihniyet yok. Yani onlar da bizim gibi insan. Yok. O işçi para. Yani bu sermaye kesiminin gözünde o işçi sadece parayı ifade ediyor. Başka hiçbir şey değil. İnsan onun için öldüğünde de buna bakıyor. Bunun bana maddi zararı ne kadar olacak? Bunu soruyorlar insanlar. İdare de buna bakıyor. Patron da buna bakıyor. O taşeron yetkilileri de buna bakıyor. Hepsinin baktığı şey bu. Peki o zaman ben şunu söyleyeceğim. Patronlar hiçbir zaman yani o zihniyetin değişmesini bekleyemeyeceğiz, değil mi? Adam her şeyi para olarak. O zaman patron olmaz. Evet, o zaman patron olmaz. Eyvallah. Şimdi o zaman sorun şurada. Benim o zaman kanunlara yönelmem lazım, öyle değil mi? Kanunlar mesela ölen işçinin üstüne girilebilmiş olsa adam maliyet olarak bakıyor ya, sağlam bir maliyeti ya da şirketin kapanmasına ya da bilmemesine sebebiyet verecek. Bu sefer mecbur kalacak bütün önlemleri almaya. O zaman bizim en başta bir inşaat işçisi olarak en çok bilmemiz gereken nokta bu durumda. Belki de tek nokta kanunlar olacak. Öyle mi? Şimdi kanunlarda şöyle dolar. Aslında Türkiye'de her şeyin, her yasa var. Mustafa Edip Bey'de. Örneğin biz şu anda 34. madde dedik. O madde aslında var. Şimdiye kadar başka yerlerde de uygulanabilirdi. Zaten Mustafa Bey de bulunduğu yerlerde bunu uygulatıyor. Aslında bunu herkes uygulayabilir. Başka kanun maddeleri de var. Türkiye'de her şeyin kanunu var. Yani aklınıza gelecek, bilecek her şey bir yasayla mutlaka bir güvence altına alınmış. Çünkü İsviçre Medeni Kanunu alındığı sıra zaten Avrupalılar her şeyi düşünmüş. Biz de onları vakfiye aldığımız için ister istemez bize hepsi gelmiş. Türkiye'deki temel sorun yasadan olması değil. Uygulamaması. Tabii şu an örneğin tabii ben size şöyle söyleyeyim, o Mustafa Bey'in anlattığı gibi şu an Türkiye'de hiçbir yerde sigortalar tam yatmıyor işçiler olarak. Hepsi asgari ücret ediyor. Peki Çalışma Bakanlığı bunu bilmiyor mu? Peki bu şirketler nasıl hala hayatta? Biz kendimiz ve bizzat ben kendim müracaat ediyorum arkadaşım. Eksik yatırıyorlar. Benim sigortamda eksik yatırıyorum. Yani atıyorum ben 5 alıyorsam 2 yazıyor. Yani. Şimdi ben de bundan rahatsızım. Çünkü Mustafa Bey de biliyor. Biz eğer resmiden değil de gerçekler üzerinden maaşlarımızı eğer yazıyor olsalar da şimdiye kadar biz eylem sürecine de geçmeyecektik zaten. O maaşımızı talep edip alıp çekip gidecektik. Adam benden bile kesiyor. Benden kesen adam işçiliği yapsın. İşçiler, işçi asgari en düşük neyse bunu yazıyor. Yasa olmasına rağmen uygulamıyor. Normalde Çalışma Bakanlığı gelip o şirketin kapısına dayanıp kardeşim kapattım seni. Neden? Sen çalışma şartlarına riayet etmiyorsun. Hiçbir tane bir işçisin. Yani bir de şöyle bir şey var. Şikayet ediyorsunuz, yazılı olarak ceza alıyor, ceza uygulanmıyor, şirkete de bir şey olmuyor. Ve tekrar aynı işçileri yine asgariden, ayrı tekrar asgariden yapıyor sigortası. Yani nasıl bir sistem varsa, sizin o yaptığınız şikayet hiçbir şey yaramıyor. Sadece işinizden olduğunuzda kalıyorsunuz. Bu kadar yani. O zaman bütün, galiba tek çare, bütün işçilerin hepsini denememiz. O zaten onun başka bir şansı yok da. Bence yani bence burada görülen konuşulanlardan şunu anlıyorum. Aslında en büyük problem yani bu yasa koyucunun, yasa uygulayıcının ve denetlemesi gerekenin de büyük bir sermayedar olması. Yani devlet dediğimiz şey değil ki yani işçi sınıf ve sermaye arasında hani işte tarafsız bir yerde duran bir şey olsa evet hani güvenilirsine gidersiniz dersiniz ki hemşire şöyle bir derdim hani yasada bu niye uygulanmıyor? Ama devletin kendisi sermayedar olunca zaten ikiye bir kalmış olma. Kime ne şikayet edeceğimiz şey yok. Yani 80 sonrası özellikle çok yeni dönüşüm falan da bilirsek zaten direkt hani inşaat sektörü üzerinden de hem iş yaptığımı hem de oradan bütün bir İstanbul düşünürsek aslında büyük şeyleri ya da rant üzerinden gelir sağlayan bir şeyden bahsediyoruz. Büyük bir mekanizmadan. O yüzden de bu kadar belki elimiz güçsüz. Yani şeyi de siz bilirsiniz bütün her şeyde de yani mahkemeye başvurmak bile büyük bir maliyet. Yani işte şeyde şöyle bir ülke değiliz ki yani avukat tutmak için bile para gerekli vesaire bunun işte dilekçeleri bilmem ne yani her şey aslında bu bütün işçi sınıfı içerisindeki bireylerin hakkını savunamaması için düzenlenmiş. O yüzden de bu kadar. Bir tane olumlu bir şey vereyim mi? Çünkü Bulcu'nun filminde de belki bazı görüntülerdeki
şeyleri bilmeyenler oturtamamıştır. Yani sabahleyin hatta sosyalimler dersinde ben vaka çalışması anlatıyordum. Hocam hep mi olumsuz vaka, bir de olumlu vaka söyleyin dediler. Şimdi olumlu vaka anlatacağım. Biraz önceki filmde gösterilen, soyutlayarak Burcu'nun anlattığı o şeyler, işçilerin görüntüleri, karanfiller bırakılmış. O esasında tam da bunun için, yani iş kazalarını ortak takip eden ve önemli olan işi tazminata değil. Tazminat zaten hak öldükten sonra. Yani tazminatı alıp davaya götürmemek diye bir şey yok. Ceza davasında müdahilliği elden bırakmamak için birbirine maddi manevi destek veren bir aileler grubu var. Bunların da gönüllü avukatları var. Vicdan ve adalet nöbeti tutuyorlar. Her pazar saat 1'de Galatasaray Lisesi'nin önünde. Bu işin biraz vitrin kısmı. Esas kısmı toplam 9 tane vakada Davutpaşa patlamasından başladı bu. Ostim İvedik, orada gördüğünüz isimler, Esenyurt da bunun içerisinde. 11 ölen işçiden 4 tanesinin ailesiyle gidip konuşarak, yani onlar da tazminat aldılar. Yani tazminat kayıpla olan bir hak, zaten sigortadan doğan bir hak oluyor. Ama ondan sonra esas mesele, biraz önce projenin de söylediği, meselenin bir kamu suçu olduğu. Yani şimdi ben, tamam gel beni öldür dese Mustafa abi, ben hani senden olsun ölümüm desin, o kabul etse yine devlet benim yakama yapar. Cinayet işlemek özgür değil. O yüzden iş cinayeti de. Yani bilerek insan öldürmenin, öngörerek insan öldürmenin kamusal bir suçu var. Biz de ona ceza hukuku diyoruz. Ama ailelerin olan, işte ibraname imzalatılarak zaten sigortadan doğan hakkı veya kan parası veya bu dava uzun sürecek, biz sana baştan bu uzun sürecek davanın sonuna genelde 100 ile 150 milyar arası, 1000 lira arasında arkadaşlar. Şu anda şeyinde Sultan Bey'in de bahsettiği tazminat, hani hesapladıkları miktar genelde bu 150 bin. Tuzla Tersans 2008'de 50-60'tı. Bu çıktı gittikçe. Yani iş kazaları görünür olmaya başladıkça, direnişler iş kazaları üzerinden örgütlendikçe, aileler ceza davalarının müdahaleyi kaybetmedikçe tazminat, yani kan paraları da artıyor. Önemli olan bu tazminatı aldıktan sonra insan hayatında pazarlık olmaz deyip bu işi bir kamu suçu, kamu güvenliği meselesi olarak mahkum ettirmek. Ve bu işi aynı bildiğin ceza hukukunda cinayetin ve yani cinayet olmasa biliyorsunuz kazayla insan öldürmenin de suçu var. Taksirle insan öldürme deniyor. Yani bunu o skala içinde taksirle, taksirsiz, olası kast ile ve taammüden diye bir 4 skala var. Bunun içerisinde neye taammüde tekabül ediyorsa ve en üstte karar verenler. Kamu yöneticilerine kadar gidiyor. Mesela inşaatlar örnek verirsek Esenyurt davasında, çünkü pazar günü saat 6'da 3. köprüyle ilgili eylem oldu. Saat 1'de de Esenyurt davasını konuşuyorduk. Vicdan ve adalet nöbetini tutanlarda. Orada Esenyurt davasının geldiği aşamada çaba ne? Birincisi, şimdi orada özel şirketler çok önde. Pek çok insanın önce dava, yani sanık olarak dinlenmesine çalışmaya çalışıyor aileler. Şimdi birincisi en üst şirket ETS Deutschland. Çok uluslu bir şirket. Avrupa'da en büyük AVM işleticisi. Türkiye'de bir şeyi var, şubesi var ETS Türkiye. O bir kayı inşaatı çalıştırıyor. Kayı da Kaldem'i tutuyor. Kaldem de plastik çadır yapıyor. Önemli olan ne diyorlar en sonunda ETS'ye, Almanya biz de çok üzüldük, biraz da para verelim ama biz ne yapalım? Kaldem kurmuş çadırı, haberimiz yok diyor. Bu kanunen de vicdanen de doğru değil. En üst şirket en büyük kar yapıyorsa, işi organize ediyorsa çadırına kadar sorumlu. Ama önemli olan ceza davasında ETS'ye Deutschland baş hissedarını o mahkemeye getirebilmek. O Alman da olsa, şey de olsa, şu da olsa, evrensel insan haklarına binaen. İkinci noktada onu denetlemeyen, işte benim bildiğim belediye fen işlerinde ne yazık ki o prosedürde yalnızca yapı denetimi var. Aynı Lloyd firmasının gemiyi denetlemesi gibi. Efendim yapı denetim şirketleri yalnızca yapıyı denetliyor. Yani bilmem ne, bilmem nesini denetliyor ama giderken bir de iskeleye bakmıyor. Ya bu noktalarda değişiklikler ama işçi sağlığı iş güvenliğini denetleyen firmanın yönetimi. Şirket yönetimi, yani bunun... Hem şirketin hem de denetleyen firmaların, mesela Davutpaşa'da bir patlama oldu biliyorsunuz, orada kamu sorumluluğu daha ortada. Zabıtasından DSS'ine kadar Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı sorgulattılar. İBB Başkanı'nı sorgulatmak, mahkemeye çıkarmak için uğraşıyorlar. Yani hem devlet, hem devlet şirket, hem de şirket sorumlularının en üstlerine gelmesi için ceza davasına bir dahil olmak gerekiyor. Ve Türkiye'de ilk defa 2008'den beri, Davutpaşa'dan beri, bunlar zincir olarak dava ediyorlar. Tabii ki bundan önce bir sürü insanlar, çocuğunu kaybedenler tazminat alıp oturtmadılar ama görünür bir şekilde bunların birbirini güçlendirerek ailelerin bu söylemini kurduğu, ilk defa böyle bir kitlenme oldu. Yurt dışı örnekleri de var bunun. Yani bu çok olumlu bir örnek olarak devam ediyor. Esenyurt'tan da 4 tane aile, 11 aileden 4'ü çekilmediler ceza davasında. Birbirlerini destekle işi götürüyorlar.
Bunu bir söylemek istedim. Kısacık. Esenyurt'taki ama şu da var mesela. Esenyurt'taki o yandan sebep olan firmaya da en iyi gelişen firma ödülü verdiler. Siz bilirsiniz Milkan diye yurt dışında bir uluslararası ne ödülleriydi? Erbatro'ya. Yapı en iyi AVM ödülünü aldı. Bir şey var. Ben onun için aslında el kaldım. O ödül yurt dışında. Biz bu hani şantiyelerdeki iş sağlığı ve güvenliği açısından eksik şeylerden bahsettik biraz önce. Tabii burada düşüp öldüğü zaman insan tabii ne oluyor? Bu cinayet suçlamasıyla insanlar suçlanıyor. O halde diyorum ben şimdi mantık yürütüyorum. Bunu sonra bizim avukatlara da söyleyeceğim. Hani böyle bir şey olabilir mi diye. O halde bir şantiyede eğer iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri yeterince alınmamışsa bu da cinayete teşebbüstür. Yani bence burada... Olası kast diyorlar onu hocam. Yani, olası kast ile... Yani işte ona olası kast ile yani... Çok öngörülebilir bir şey olası kast. Yani orada bir şey gördük ya, doğrudan dava açabilmeyiz. Yani doğrudan dava açmalıyız. Bu tip pozisyonda. Tabii ama öyle şeyler oluyor ki bazen. Yani ortaklar köprüde kayda geçsin diye burada şey. Üçüncü köprüdeki düşen arkadaşların ailelerine ulaşma şansınız sıfır şu an. Evet, ona ulaşmaya çalışıyorlar. Sıfır. Ya ulaşamazsınız. Bahçeşehir'de ulaşamazsınız. Biz, benim arkadaşım yani. Arkadaşım birlikte çalışmışız. Akrabası, iş cinayetine kurban gidiyor. Avukatlarımız da biz oraya gidelim diye, biz oraya gidene kadar patron onu artık böyle alıyor götürüyor. Ulaşamazsınız. Ama bütün bunların sonucunda şey değil, yani şimdi patronlardan bir şey beklemek, Çalışma Bakanlığı'ndan bir şey beklemek, biz, biraz da ondan bahsedeyim, biz kendimiz bu yola çıkarken böyle bir şeyle çıkmadık. Yani biz biliyoruz, devlet de bu düzenin içerisinde sermayeyle birlikte hareket ediyor. Sermayeyi zaten biliyoruz, sermayeyi suçlamıyoruz, biz şunu demiyoruz yani. Bu çok büyük bir saçmalık olur. Ya kapitalistler o onu yapıyor, o bunu yapıyor bilmem ne demek kadar büyük bir saçmalık yok. Çünkü eğer adam bunları yapmasa zaten kapitalist olur. Yani kapitaliste gidip sen bana niye sömürüyorsun ulan demek kadar mantıksız bir şey yok. Çünkü adam beni sömürmese zaten kapitalist olur. Sermaye sahibi olmasa patron olmaz. Mülkün sahibi olmasa bunu benimle eşit paylaşsa zaten ben onunla kavga ederim. Bunları şey yapıp, yok patronlar çok güçlü, o biz bir şey yapamıyoruz, daha üç tane örgütledik, dördüncüyü niye örgütleyemedik falan filan diyerek biz yola çıkmadık. Kimseden de bir beklentimiz yok. Yani devlet yarın bunu yapacak, devlet yarın öbürünü yapacak bilmem ne. Biz işin açıkçası şuna güveniyoruz. İşte buradaki gibi arkadaşlar bir gün mutlaka bugün bir tek şantiyede iş durduruyorlar. Ama yarın belki göreceğiz, belki görmeyeceğiz. İğneyle kuyu kazıyoruz, dünden beri onu da konuşuyoruz. Ama belki yarın, bırakın şeyde üç işçi ölmesini, tek bir işçi bir şantiyede ücretini alamadığı zaman, bütün Türkiye'deki şantiyelerde aşağı inerse sahaya, işte biz bunun için uğraşıyoruz ve eğer kimseden bir beklentimiz ya da bir başbakan ya ne olur bize bir şöyle bir üç kuruş daha ver falan diyerek yola çıkmadı demeyeceğiz de. Öyle bir derdimiz de yok zaten. Gücümüzün yattığı kadar insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Böyle. Biraz inşaat sektörü üzerinden bahsettik. Ben biraz daha genel olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar dedi hani kanunlar üzerinden. Şimdi kanunları sonuçta koyan patronlar olduğu müddetçe hiçbir zaman o kanunlar bir işçi sınıfına yarayacak kanunlarda olmayacaktır. Elbette ki bir takım göstermelik işte maddeler koyacaktır. Yani ben hukuksal olarak bilmiyorum işçi sınıfı üzerinden konulan maddeler ama elbette ki işte 34. madde, başka bir madde koyacaklardır. Çünkü onlar kendi varlıklarını sürdürüyorlar. İşte görünümde bir demokrasi şeyi yaratıyorlar. Aslında çok özünde Lenin'in güzel bir sözü vardı. Burjuva demokrasisi sermaye diktatörlüğüdür. Şimdi biz sermaye diktatörlüğünde yaşadığımız için işçi sınıfının hak ve mücadelesi
onun fiili mücadelesiyle alınır. Yani direnişler, işgaller, boykotlar bu şekilde alınır. Örneğin grev işçileri bugün fabrikalarını işgal ettiler. Hani diğer sektörlerde de, inşaat sektöründe olduğu kadar diğer sektörlerde de işgaller ve ufak tefek de olsa, parçalı da olsa direnişler mevcut. Bundan kaynaklı olarak işçi sınıfının, örneğin işçi sınıfına tarih bilinci açısından bakmaksak bugün için şöyle bakabiliriz. İşte işçi sınıfı salt demokratik sınırlarda mücadele eder. Ama işçi sınıfına tarihsel olarak baktığımızda işçi sınıfı devrimci bir sınıftır. Ve evet de bugün emperyalist kapitalist sistem güçlü olduğu için dünyanın her yerinde işçi sınıfına istediği gibi saldırabiliyor, işçi sınıfının haklarına, işçilerin haklarına yani. Bugün Türkiye'de de evet işçiler belki eğitim seviyesi olarak düşük olabilir veya ama işçilerin eğitim seviyesi de zaten harekete geçerek, yani mücadele ederek, demokratik mücadele vererek işçi sınıfının bilinci yükselir ve bu bilinç en son seviyesinde de zaten işçi sınıfının iktidar bilinci olur. Bolşeviklerde de işçilerin birçoğu zayıf bilince sahipti ama Bolşevikler iktidarı aldı. Ben buradan şunu söylemek istiyorum, yani biz evet işçi sınıfının işte kısmi demokratik haklarından bahsedebiliriz, İşte başka şeylerden bahsedebiliriz. Çok doğrudur. Ancak işçi sınıfına salt bu durumdan bakılmamalı. İşçi sınıfı devrimci bir sınıftır. Buradan bakılmalı diyorum. Yani buradan da sen reçeteyi verdin hocam ya. Yanına gidersen, işlere de yardımcı olsan süper olacak. Ya onunla ilgili ben şey diyeceğim. Belki bu mücadelenin duyurulmasında sosyal medyayı kullanan arkadaşlar falan destek olabilir. Ya da şantiye gidip direniş nöbeti tutan arkadaşlarla gidip bir çay için sohbet etmek isteyen olabilir. Öğrencilik bilgileri, pratik bilgiler arkadaşlar. Çağrıyı burada yapacaktım zaten de. Tamam. Benden önce zavrandı. Vallahi sonra İstanbul için yapabilirsiniz. Zaten onun için yapabiliriz. Siz yaparsanız abi, gide siz yapın. O kadar kayıt dışı var ki bu inşaat sektöründe. Yani bize ortalama olarak 100 metrekare diye de bildiğimiz ölçüde kaç işçi çalışıyor? 2 milyon işçi var herhalde inşaat sektöründe. Yani şöyle söyleyeyim, 100 metrekarede kaç kişi ne demek istediğinizi de anlayamadım. Yani İstanbul'da kaç kişi inşaat işçisi çalışıyor? Ben bunu İstanbul'u bilmem ama resmi rakamlara göre şu anda 1 milyon 650 bin inşaat işçisi var. Gayri resmi rakamlara göre yaklaşık olarak 2,5 milyon inşaat işçisi var. Gayri resmi olanı nasıl çıkarıyorsunuz? Biz biliyoruz yani. Türkiye'de nasıl çıkarıyorsan hocam? Yani istatistik diye bir şey var. Yani ortalama ben iyi bir istatistikçi değilim ama 30 senedir şantiyelerde. Zaten 2,5 milyon. Biri sigorta, yok ikisi sigortalı, Türkiye'de, biri sigortasız. Türkiye'de yani iki uçuyu biraz daha attım tabi de. Tabi yok yani, ama çok temelde attım tabi. Biliyoruz en azından. Türkiye'de en formal sektörün oranı %43-44 civarında şu anda. Resmen devletin verdiği sigortasız işçi rakamı. Çünkü hani halka anketlerinde çıkıyor %43-44. O yüzden bunu birle çarpmak sektörlerde yanlış olmaz ki. Herhalde bence daha fazla inşaattı. Çünkü bu sezonluk meselesi olduğu için. Güzel be, 2,5 milyonu attım yani. Sezonlarda artıyordu. İstatistik yapmıştı, biraz daha fazlaydı. İstatistik hocası soran bu arada. O zaman yapacaksın işte. Evet, o yüzden yapmıştı soruyor zaten. Ziyade yapmıştı soruyor. Hakikaten şimdi sinyal çıkarından bahsediyoruz. Ancak özgürlenince sürekli. Sürekli çalışan bir iş gücü orada. Böyle bir kopuk. Yalnız hocam şu anda sürekli çalışılan yer bir de Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü diye düşünüyorum. Türkiye'de artık sürekli çalışılabilen bir sektör yok yani. Ben mesela Vakıf Üniversitesi kökenliyim. Bu benim ikinci üniversitem oldu 40 yaşında. Artık plazalar, sigortacılık, hocalık, dershanecilik, ücretli öğretmenlik, yani birkaç dil bil, yüksek lisans yap, bizim bütün bu, yani biz dahil gençlerin karşı karşıya kalmış iş piyasası zaten bir ömre en azından 3-4 iş değişme çalışacak. Yani sezon işçi olmayan, dün... Yani bankacılıktan evet, daha kötü. Yapısal olarak şantiye kötü olayı var tabii ne ama... Ne zamanlama konusunda, ne ödemeler konusunda, ne de yani çalışan insan ya artık bir şey var. O sayı bile bilmiyor. Her şey kayıtmış. Tabii yoksa bu plazalar bu kadar böyle mantar biter gibi bitemez. Yani tamamen işçinin işçiden kısılarak, emek gücünden kısılarak yapılıyor bunlar. Yani inşaat işçisinin aldığı parayla ben geçen gün bir Alman geldi.
Üsküdar Evlendirme Dairesi'ni yapıyoruz. Ben de şefi mermerini yapıyorum. O adam 4 tane tahta çakmaya geldi. Maaşını duyunca kafayı yedim yani. Bir senede alıyorum onları. Şimdi burada olduğu gibi işçilerin her şeyinden ya ayakkabısını bile çalıyorlar. Yani ayakkabı bile vermemeye çalışıyor. İş ayakkabısı. Yani biz zaten kendi ayakkabımızla giriyoruz da o demin bir iş ayakkabısı vermesi lazım. Özellikle ağır malzeme kaldıranlar, mesela bize mermeri. Onu bile çalmaya çalışıyor. Yani bir tanesini kaybettim mi, ikincisini kendin aldın mesela. Evet öyle ama Alman işçisi evinde bir hizmetli çalıştırsa onu sigorta ettiriyor vesairesi. Yani evet evet. Sistem orada şeyinde işliyor, bizde işlemiyor. Bizde işlemiyor. Her türlü anlattığı vakayı siz de evinizin penceresinden bakın, çatı darbe görüyorsunuz yani. En riskli yerde çatı darbe görüyorsunuz. Emniyet kemeri var mı? Ya bir şey tek söylemek istiyorum. Bu da bir yanlış. Zaten 4 senedir çıktı. Emniyet kemerini 4 senedir tanıdık. Ya işte bakış Levent Hoca, bu emniyet kemeri meselesi şöyle bir yani çok Mustafa abi de söyledi ama ben şimdi mesela biraz önce bahsettiğim İstanbul İstihsal İş Güvenliği Meclisi yani Yangın Kulesi'nin senelik raporlarını 3 senedir hazırlıyor. Türkiye'de inşaat sektöründe en büyük ve işte tersane gibi de o da gemi inşaatı en önemli ölüm nedeni iskeleden düşme. Siz o iskeleye takıyorsunuz kemeri. Yani kemerle barat işin en sonunun en son noktası. Evet. Yalnızca bir sembol. Türk en büyük Yok mesele canım. İskeleye yatırım yapılıyor. Mesela iskele firm kuran özel firmalar lazım. Yani esas yatırım gerektiren ve biraz önce Erbatur'un verdiği örnekte vakit getiren mesele, alan mesele iskele kurulması. Bu konuda bir zorunluluk gerekiyor. Zorunluluk yok. Çünkü dediğiniz gibi %16-10 büyüyen bir sektör ve hızla öbürküsüne gidip hızlı bir yaratıcı yıkım süreci yaşanıyor. Yani iskele, o yüzden kemerini takıyor musun, takmıyor musun diye bireysel tartışmanın pek bir anlamı yok. İskele yapmasına dair çözüm yok. Kemerden ben ufak bir şey bahsedeyim. Kemerden adam şimdi... Patlamalar, iskele düşmesi, bu boyuttan biz bahsediyoruz. Barak kemer aslında değil. Şöyle bir şey var, onun boyutu. Biz görüyoruz yani, orada insan düşebileceğini az buçuk tahmin edebiliyoruz. O kadar detay var ki bu iş güvenliğinin. Herkes onu düşünemez ama kaç kişi gördüğünü şikayet ediyor, çevresinde olan bitene cinayet işleniyor ki yani. Ya dışarı işçi zaten şikayet ediyor. Bu çerçeveden bakmak aslında önemli. Bu süreci işlemedikçe yani birileri işte bu burada şey inşaat doğru dürüst gitmiyor, şikayet edebiliyorsa bu bir değil, iki, üç, dört, beş tane olabiliyorsa o zaman bakın sizden yana yeni bir süreç işleyecek. Ya o ne kadar gerçekçi olur bilmiyorum çünkü işçi açısından, yani şöyle söyleyeyim, işçiye de kemer taktıramazsın. Neden taktıramazsın? Ben en basit bir örneğini söyleyeyim. Şimdi ben sıvacı olarak söyleyeyim, dış cephe sıvacı adam. Ucuza almış bu işi, yövmiyesiyle yapacağı işi çarpar. Adama der ki 30 metre bitireceksin kardeşim. Şu kadar ipi olan bir tane de şey veriyorlar. Kemer verir. Şimdi adam 4 gün üst üste 23 metre, 22 metre, 20 metre yapsın işten kovar. Evet. O adam 30 metreyi yapması için bakın benim baret örneğine benzer. Şimdi bunu tak, buraya takar. 1 metre gider. Çünkü sıvacı tak 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 bura gider. 1 metre gider bunu söker. İkincisine söker. Üçüncüsüne lan ben atarım. Çünkü atamam 30 metreyi. İşten atılacak. Ya ama işte o kemer de olmasa işte umurunda olmayacak demek ki. Olgun. Zaten umurunda değil. Bakın arkadaşlar. Hazır hocam. Değil. Zaten bu eğitimi de almamış adam. Yani eğitimini zaten almamış. Ve işinden olma korkusu var. Kemer. Şimdi o iskele, ben size öyle iskele gösteririm. Adam kemersiz orada çalışır. Düşme şansı sıfır. Yapsınlar bunu. Yani... Valla kesiyorum. İskele konusuna ben bir değilim. Kendim çünkü inşaatta bu kaba inş dediğimiz işle uğraşıyor. Kaba işle sıvacı bir nevi iskelesini sağlamdır. Bir yerde takar kemerini. Şu an şöyle bir örnek vereyim ayaklandıra. Şu an burayı inşa ediyoruz. Burası temel. Temelde ayağımız yere basıyor. Doğru mu? Şimdi bu üst katı inşa etmek için kolonları oluşturmamız lazım. Önce kolonları oluşturduk. Bu kolonları oluşturduktan sonra buraya şimdi iskele kuracağız. Kemerim var. Ben bu iskeleyi kurdum. Şimdi bu iskelenin üzerine çıkıp onunlarını, mahiye, onun dediklerimiz tahtalar var. Onları koyup üzerine plemut dediğimiz madde. Plemut gelecek, onun üzerine demir, onun üzerine beton gelecek.
Şimdi beton yok, demir de yok, plevimut da yok. Sade iskele çıktık. Bu iskelenin üzerinde iki ya da üç kalas, kalasın üzerindeyim. Ben şu an kemerimi nereye takacağım? İskeleyi aşağı. Üzerimde kemer var. Çünkü bunun üzerinde şu an üzerim yok. O yüzden kemer... Üzerim yok, iskelenin üzerindeyim. Kemerimi nereye takacağım? Kolonun üzerindeyim. Çünkü kolonun üzerine çıktım şu an ben. O kolonun üzerine bir tablo oluşturacağım. Ondan sonra, o tablo oluşturduktan sonra tekrar kolon, tekrar tablo oluşacak. Kemerimi ben kime takacağım? Pardon. Yani nereye takacağım? İşte bu süreç böyle. Yani biz orada şu an buradaki ikifayı görüyor musunuz? İşte bu sembol yanıtı oluyor Levent Hoca. 7 metre. Ben buradan düşersem ise sakat kalırım. Sakat kalacağıma ölsem daha iyi. Çünkü ben sakat kalırsam ise benimle ilgilenecek insanlar, annem, babam ve eşim nereye kadar sırtına bineceğim, nereye kadar? Ölsem daha iyi. Benim açımda. Onlar bir gün, iki gün, üç gün ağlarlar. Bir yıl ağlarlar. Sonunda o içerisi taşlaşır. Unutur gider. Ama o acayip içeride kalır. O iskele diyor ki, hayat attı. Hayat attı denen bir şey var. Kemer için hayat attı ve yoyolar. Yoyoyu yüksek bir yerden asmam lazım ki düştüğüm zaman beni havada yakalasın. Yoyu takacak bir yer yok çünkü ben üstteyim. Kaza bu. İskele giderken oluşuyor. Benim üzerimde bir şey yok. Kendimi kulevinçten buldum. Çünkü üzerimde bir nevi kulevinç operatörlüğüyle yaptım. Kendimi o zaman kulevinçten asmam lazım. Bu şantiyede bir tek ben değilim. Benim gibi yüzlerce binlerce işçi var. Aynı anda çalışarak. Aynı anda iskeleler gidiyor. Nasıl olacak? Çok haklısınız yani. Levent Hoca şuradan bir soruları alalım. Bu bütün olarak yani emniyet kemerinin imalatından onun yer tamamına içeriz. Sigortasına kadar her şeyi tamamsa siz emniyet kemerini takabiliyorsunuz. Ben onu söylemek istiyorum. Evet. O olmuyorsa, ya bir de biz şu çerçeveden de bakmıyoruz. Niye bunlar hiç dile getirmiyor, şikayet edilmiyor? Bunlar bu işi anlamayan bir insan olarak bunu net biçimde görebiliyorsam, ya şu inşaatı durdurun, burada yasa dışı şeyler oluyor, cinayet oluyor diye ihbar edebilirim. Ya bunlar oluyor. Bunlar işçi duymasın. Çünkü bizim başımıza geldi, az daha dayak yiyor. Evet, işçi buna karşı çıkıyor çünkü ekmeğinden ödediğini düşünüyor. Bu zihniyetin bir kere... Allah işçiden dayak yiyor, soru değişmesi lazım, işçinin ücretini alır. Yani hem yasa koyucu tarafından hem de işçiler tarafından ortaya bir irade konulması lazım. Bu da insan hayatına değer veren bir zihniyet değil. Şu an biz sadece paraya değer veren bir zihniyete bakıyoruz. Bu aslında işçi için de böyle. Değişen bir şey yok ki. Yani bir gün kaybına şirket neye bakıyor? Örnek veriyorum Marmara Park için bir gün kaybı 1 milyon. Günde bir işçi ölse maliyeti 100 bin. Yani şimdi o adam o işe öyle bakıyor. Ama işçi nasıl bakıyor? Canım burada ben senelerdir çalıştım. Düşersem de çok ölürüm ama ben burada aileme bakıyorum. Binlerce insan böyle çalışıyor. Rastgele bir kişi öldü mü ne diyor insanlar? Canım kader yani senede o kadar insan ölüyor zaten normalde de. Bunların ölümü de buradaymış. Takdiri ilahi. Yani takdiri ilahi ama biz kendimizi o ilahi yerine koymamamız lazım. Biz şimdi şantiye şartlarını işçilerin aleyhine zorlaştırarak kendimizi aslında yavaştırmış oluyoruz. Takdiri ilahi olmuyor, takdiri insan oluyor çünkü orada. Biz istersek o insanları kurtarabiliyoruz. Ama olaya hepimiz maddi bakıyoruz. İşçi de böyle bakıyor, patron da böyle bakıyor. Ve günlük kaybı ne kadar biliniyor. Kardeşim hızlı yap diyor, ona da diyor ki bak bir gün diyor erken bitir, prim vereceğim sana. İşçi onlara, siz de biliyorsunuz bu işleri, işçi onlara götürüverdiği için işçi onu bitirirse bir sonraki işe girecek. İşçi kendisi o riski bilerek alıyor zaten. Hem patron biliyor hem işçi biliyor, onun ikisinin de işine geliyor. Ona diyor bir gün erken bitirirse ben diyor bak 1 milyon fazla kazanacağım. O 1 milyon korkunç bir para. Aylar çünkü o bütün inşaat süresince o birkaç aya tekabül ediyor, müthiş bir para alıyor. İşçi açısından da ben diyor ayda 2 kazanacağım ama 5 kazanacağım diyor. O da deli para kazanıyor. O riske giriyorlar. O riske giriyorlar. İşlerin abi 1000 kişiden 2'si 3'ü ölüyor. Takdir ilahi oluyor ama gerisi o güzel para kazandığı için maalesef o riske giriyorlar. Yani buna kimsenin de yapacağı bir şey yok. Yasal bir zorlayıcılık olması lazım. Yani toplumsal bakış açısından bir gün işçi sorumlu değil. Bir gün soru var. Aslında şu anda ne yapılabilirizi konuşurken işçi devrimde demiş dedik hazır. Yurt dışında hani örnek var mı? Ben onu merak ediyorum. Aslında özellikle sede söylüyorum. Ailenizin geçtiğiniz yollardan geçip böyle bir örgütlenmek için, küçük örgütlenmeden geçip gerçekten bir şeyler elde etmiş ülkeler var mı bu
konuda. Yani bize belki hem rehber olur, bir de artı olarak, ikinci olarak da sonrasında şu anda bizler üniversite öğrencileri olarak neler yapabiliriz? Nasıl iletişime geçebiliriz sizinle burada olmayanlar için de? Hani bize birkaç yol verirseniz de arkadaşlarımıza da yayınlayalım. Tercüme bilgisi, bilgisayar bilgisi, bir dış örneklerini araştırma, bir sürü şeyler. Mustafa? Tabii, mesela ben internet özürlüyüm. Bir tane sayfa zor hazırlıyorum. İnşaat işçisi. Web sitesi, şantiye dolaşmak. Şimdi şeyi... Ben bir tek öğrendim. Yurt dışı ile ilgili söyleyeyim, Avusturya İnşaat İşçileri Sendikası buraya geldi. Adamlar muhteşem şeyler yapmışlar, yani anlattılar, rüya gibi. Avusturya inşaat olmuyor bir. Avusturya inşaat oranı çok düşük. 121 üyesi var adamın. Evet. 121 üyeleri var, yani bütün inşaat işçileri üyede bence bu adamlar. Yani tabii ki benim kendi kafama göre, yani buraya bakarsanız her şeyi çözmüşler dersiniz de. Kendi kafama göre yine eksikleri var da onları konuşmuyoruz. Yoksa başka şeyler konuşmaya başlarız. Ama çok şeyi çözmüşler. Mesela iş sağlığı güvenliğini hemen hemen çözmüşler. Çünkü zaten inşaat işçisine iterek inşaata sokuyorlar zaten. Çalışma saatlerini çözmüşler. Yani yapacağı bunu biz İngiltere'de gördük mesela. Yapacağız. Mesela biz 35 basamak atsam günde, mermer basamak atsam bana hayır demez. Hatta 40 tane daha koydu. Ama adam mesela İngiltere'de 16.'yı koyduğunda hemen geldi. Ne yapıyorsun sen? Dedi. Sen dedi yarın benim alamayız sen. Dedi. Yeter bu kadar. Dedi. Bir gün içerisinde 16 basamak. Ben burada 16 basamak koyayım bir günde, ertesi gün işime son verdim. Onu çözmüş adamlar, yani çalışma saatlerini çözmüşler. Emeklilik yaşını çözmüşler mesela. İnşaat sektöründe düşürtülmüşler. Ücret alacakları konusunda çözmüşler. Devletin bir birimi var diyecek, onların söylediklerini söylüyor. Arkadaş, yani bana söylemedi. Onların dilinden anlamam da, bir tercüman söyledi. Emeklilik yaşını düşürtülmüşler inşaat sektöründe. Ücretini alamadığı zaman bir inşaat işçisi bir birimi var artık devlette mi neredeyse bilmiyorum onu. O söylemişti, unuttum daha doğrusu bu şey var. Orası ödüyor. Onu çözmüşler. Yani bayağı bir yol ilerlemişler. Hatta bize bakarsan devletmişler. Buraya baktığım zaman. Ölümler hemen hemen yok gibi. Burada ve bir şirket, mesela A şirketinde çalışırken o firmanın iki iş cinayeti varsa da bir daha ihale alamıyor. Koymuşlar. Bir daha ihale alamıyor. Yani, yani hatta üçe çıktığı zaman da bu müteahhitlik bilmem ne neyse feshediliyor. Çalışamıyor. Bizde de ödül oluyor. Böyle yapılmış şeyler var. Hatta bu onlarla görüşmek isteyen olursa onların telefonunu falan verebilirim. Gerçi yanında yok ama kısa bir şey diyeceğim. İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisi için çok ayrıca bir yeri var. Yani inşaat herhangi bir sektör değil. O yüzden hani zaten işte son skandallar falan nereden patladı? İnşaattan patladı. Biraz önce arkadaşım da söylediği için Türkiye'de krizleri ertelemek için de çok önemli bir sektör. O yüzden hani biz herhangi bir sektörden bahsetmiyoruz. Genel örgütlenme önündeki engellerin dışında da. İkincisi de bir de bunu uzun bir tarihsel bakışta bakarsan yani o dediğin yerlerde de ülke olarak çözüm bulunmuyor hiçbir yerde. Yani ölçek ülke değil. Orada gerçekten yine patron hani güçlü sistemler bulunuyor. Devlet aracı oluyor işte şeylerle patronlarla işçilerin arasında. Uzun vadede bir işçinin maliyeti çok daha fazla olunca yani o şan itibarında çok daha büyük bir zedeleme gelir. Çünkü bir süre sonra her şey şirket markası ve itibarı. Yani bir iş kazası, ölümlü iş kazası, şirket itibarından yalnızca 100 bin liralık kan parası dışında bir şey de götürüyorsa bir hesap oluyor. Yani 150 yıllık daha ileri, daha uzun bir zamanda sermaye birikimini gidermiş ülkelerde bu iş daha pariter, yani daha pazarlıkçı bir şekilde yapılmış ve şeyler kitaba, kaleme bağlanmış bir durumda. Ama şöyle bir şey tabii ki, yani inşaat sektörünün bizim gibi ülkelerde veya diğer sektörün kayması diye bir şey var. Yani birazcık onun bedelini bu ülkelerdeki inşaat, Bangladeş'teki tekstil, başka Kore'deki gemi inşaat sanayi ödüyor. Yani baktığınız zaman daha ucuz, daha pazarlığın yapılamadığı şeylerde, sektörlerde zaten
o tarz sendikaların oturduğu yerlerin ülkelerin dışına itilmiş bir durumda. O yüzden ülke olarak söylemek mümkün ama o ülkenin içinde baktığın zaman da bu çok ciddi 150 yıllık zaten kazanımlarla olmuş bu. Yani kendiliğinden hiçbir şey olmamış. 8 saat çalışmaktan şeye kadar. Yani burada sizin zamanınızda ne anlıyorum ama ufak bir şey çok önemli geliyor. Ben esas hikayeyi yani Banteli biraz önce Mustafa abinin söylediği ne demiş lan? 36 merdiven yapmazsan dışarıdasın. Bu o yüzden Erbatur'un dediğine ben katılmıyorum. Yani bireysel olarak biz daha mütevekkiliz, daha böyle Tanrı'ya inanıyoruz, kazaya inanıyoruz. Ya düşersek bir şey olmaz değil. Sen biliyorsun o bilgiyi. 23 basamak koymazsan bugün eve o ekmek gitmiyor. Yani akademiye de aynı performans kriterleri geldiği için söylüyorum. Ben daha önce bunların olmadığı ve sonra koyulduğu bir üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde çalışıyordum. Yani derslerin birden yükseltildiği ve aynı şeyi götürmek için gece çalışarak, gündüz çalışarak, 4 yerine 5 ders vererek yani bildiğin fabrika gibi çalışarak da dönüştüğünü de gördüm. Yani hiçbir sektör korumuyor. O yüzden 23 bendi verdivendir veya bunu Emin Zola maden işçilerin anlattığı Germinal romanında anlatır. Sonra da bir tane herkes ekip oluşturup orada çalışıyor ve doğrusu kalasları koymadan yani şeyleri ne deniyor ona koridorlar denmiyor da galerileri açmadan günde şu kadar kova kömür çıkarılması için hızlı hızlı yapmak zorunda kalıyorlar. Sonra ama ertesi gün işçi sağlığı iş güvenliği uzmanı geliyor, mühendis geliyor fırça çekiyor. Sen diyor nasıl kendi canını bilmiyorsun, eğitimsiz işçi diyor, cahil adam diyor. Bak burada galeri kurmamış ama onun arkasında ne var? O kömür limitini yapmadığı zaman hop öbür aile ekibi geliyor. Yani bizim daha çok mütevekkil falan yok. Bu 1890'larda Fransa'yı anlatan bir roman Germinal. Orada o galeriyi yapmayan, şimdi Fransız diye övdüğümüz işçi orada galeriyi yapmayan ve onda tepesine kendi galeri yapmadığı için galerisi çöken işçiydi. Grizu patlayan işçiydi. Çünkü 23 kova çıkaracak oradan. 22 olduğu zaman öbür ekip geliyor. Burada da böyle. 36 merdiven. Bizde de 3 makale, 6 tane ders. Yani buraya da, bu devlet üniversitesine de geliyor bu. O performans. O yüzden teker teker insanların kafasındaki iş güvenliği anlayışı ve iş güvenliği kültürüne bakmaktan çok performansların değerlendirilmesinin artık İş sürecine hiç bakmadan çıktı üzerinden yapılması bakmalı. Bu üniversitede ders demek, makale demek, mermer ustasının merdiveni demek, inşaatta sıva demek, şu demek. Artık çıktılarımız değerlendiriyor. Bu bir. Bunun da adı var. Buna da endüstri mühendisi diyor. Endüstri mühendisleri oturuyorlar. Bunları nasıl daha verimli çalıştırırız, daha çok çalıştırırız diye çıktı sistemini buluyorlar. Yani o yüzden birazcık da inşaat konuşurken biz akademi de konuşuyoruz gibi geliyor. Hayır, o örneklere de bakmamız gerekiyor gibi. Çok hocam, çok özür dilerim. Ben İstismar ettiğim şey ama çok bir soru var diye. Çok benzer bir soru soracaktım. Güzel açıklama yaptınız. Çok güzel bir şey. O başka bir şey de yok. Yok, başka bir şey soracağım. Şimdi son 30 yıldır dediniz bu işi yapıyorum. 10 yıldır ise şimdi AKP hükümetiyle inşaat sektörü iyice ülkede aktif bir hal aldı. Ben şeyi merak ediyorum. Sizin gözünüzden ne oldu son 10 yılda? Yani 30 yıl içerisinde son 10 yılı görmek istiyorum. Yani sizlerin gözünden. Yani hem iş güvenliği açısından hem de kazancınız açısından. Evet, avantaj, dezavantaj. Bir şey sağlandı mı size, sağlanmadı mı? Tamamen yeri dibine gömüldü. Yani öyle söylüyor. Çünkü kazancımız oluyor. Önce oradan basit bir başlayayım. Sürekli bir kazanç sağladığınız yönünde algısal yönetim var. Şimdi kazançtan bahsediyorum. İnşaat işçilerin önce araya bakar deriz de. Kazançları inşaat işçisinin bitti gibi bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Biz mermeri, ben günde bir kat basamak yaptığım zaman 10 sene öncesinden bahsediyorum. Yani AKP döneminden öncesinden bahsediyorum. Ben evimi rahat geçerim verecek bir parayı kazanabiliyorum. Ve bunu da nasıl günde 6 saat çalışarak yapabiliyorum. Şimdi benim evimin daha iyi geçindi. Yani normal aynı o zamanki gibi geçindirebildiğim için 3 kat basamak lazım. Yoksa geçinemez. Birincisi bu. İş cinayetleri bu AKP döneminde şu son 10-12 senede çok daha fazla arttı. En büyük sebeplerinden biri işte bu şantiyelerdeki hız, yarış bir an önce bitirme. Yani yasalar koyduk dediler mesela. Bu iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla ilgili yasalar. Yarım yamalak yasalar koydular.
Yani yasayı sabahtan akşama kadar yasa yapmana. Yani de ki yarın ben seni sosyalizmle yönetiyorum de demekle olmuyor ki. Yani bunu denetlemedikten sonra, bunu yapmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Ama taşeronluk sistemini daha beter hale getirdiler. O zaman da vardı taşeronluk sistemi ama yani bir 30 tane taşeron yoktu bir kalemde. Şimdi 30 tane taşeron var. Yani aynı kalemde, yani bir işte 30 iş vardı. Yani belki daha fazla kol vardı şantiyede, kalıptan başlardı bilmem ne. Ama bir kalıpta 10 tane taşeron bilirsiniz. Biraz önce söylediğimiz bir gibi. Bir kalıp derken, nasıl bir birim? Kalıp derken bir kat. Kalıp derken bu şey işte, bir ana duvarların üst çıkması için. Duvarların, kaba inşaat, öyle değil mi? Kaba inşaat. Kaba inşaat. Bir kaba inşaatta 30 taşeron var, 10 taşeron var. İşçi hakime çalıştığını bilmez. Firmayı bilmez, o halde. Bu hale getirdiler, o zaman eskiden bu kadar değildi. Yani işçi o zaman sadece sömürülüyordu diyelim. O zaman da sömürülüyordu. Şimdi köle. Yani bu aradaki fark net bu kelimeyle anlatılıyor. Resmen köle. Tabii ki bir ufak tefek bu onların yapmasıyla değil. Sivil toplum kuruluşları, işte inşaat bizlerin yani bir şeyler yapmasıyla belki biraz daha belki düzeldi diyebilirsiniz. Yani şantiyelerde eskiden konteynerde değil de binanın altında bir yere camları naylonlarla gelip dört tane tuğlanın üstüne üç tane tahta koyup sünger yatağı böyle koydukları şeyler de olur. O biraz da işte konteynere geldi bilmem ne geldi ama keşke gelmese. Öyle diyoruz. Yani şu anda kime sorarsanız sorun, o inşaat işçisi 12 sene önce ki çalışma şartlarını yani kazancını olsun özellikle ekonomik kısmını arayan çok kimse var ve daha önce yani bu AKP döneminde önceki inşaat işçileri gerçekten daha kalifiye. Bunu da soracağım. Yani daha kalifiye. Tabii daha kalifiye. Yani bir usta veya bir sanat sahibi, zanaatkar sahibi olabilmek için, mermerlisi olabilmek için bayağı bir emek sarf ediyor. Şimdi öyle bir şey yok. Herkes. Tabii herkes usta. Yani bu hale getirdiler. Çünkü adam fiyatları çok olduğunca işçilik fiyatları yerin dibinde şu an. Yani resmen yerin dibinde. Yani biz götürü fiyatlardan bahsedeyim. Gömüyeler böyle de. Götürü fiyatlarda biz 12-13 sene önce yaptığımız fiyatlardan daha düşüğe düştük. Yani ekonomik kısmı da bu hale geldi. Yani keşke yapmasalardı diyesi geliyor. Ama öbür tarafta da işte şeyde B2'yle öbürüyle patronlara habire bir şeyler veriyordu. B2? Kibe. Kibe. Ben Orman Enerji. İki bey, kentsel dönüşümde arsa verip duruyorlar ya, yani. Ondan sonra üstüne bir de şey veriyorlar, krediler, teşvikler, para da veriyorlar. Hatta o yetmedi, müşteri bulmak için adamlara bir de yabancıya mülk satışı kanunu çıkardılar. Ya benim buradan anladığım şu, yani aslında sektör gelişti ama sektör sizin kısmınız, payınız bir şekilde gelişmedi. Yani daha da geriye düştü, hiç gelişmeyi bırakın, daha da geriye düştü. Yani bu her yönde. Sadece ekonomik yerinden değil. Belki yani, zaten sektörün gelişmesi tam da bunun üstüne yani. Hani işçi sınıfı maliyetini düşürerek de bir gelişim yani. İkisi birbirine zaten işlemeyelim bir yerine. Tabii tabii. Direkt ondan kaynaklanıyor. Aslında işçiye para olarak bakıldığı için Türkiye'de patronlar bu maliyeti düşürmek için ilk önce şantiyelerde çalışan Güneydoğu'dan getirilen insan sayısını önce onları artırdılar bir kere. Çünkü daha düşük olarak bir gelir seviyesi daha düşük. İstanbul'daki Güneydoğu oranı önce arttırdık. Daha sonra şimdi de şu dönemde Mustafa Bey de çok iyi bilir. Şimdi de Suriye oranı daha çok arttırdı. Çünkü onlar şantiyede Suriyeli işçiler var dediniz değil mi? 40 tane işçi çalışmış. Tabii şu anda yok bir dönem. Yasa dışı olarak ona yani şöyle söyleyeyim. Ben tabii orada işin resmi kısmında tabii yer aldım. Neden olup bittiğini biliyorum. Şimdi biz onlara tabii çalıştı diyemeyiz yani. Yasal açıdan bizi sıkıntıya sokar. Şöyle bir şey var. Onunla ilgili bir takım tespitler yapıldı. Biz onu araştırmak için bir komisyon kurduk.
Fakat o esnada tabii bir yerlerden telefonlar geldi. O nedenle o çalışma yapılamadı. O yerlere, o telefonların nerelerden geldiğini siz daha iyi bilirsiniz. Onun için ben detaya girmek istemiyorum. Bize gelmedi o yalnız. O konunun üstü kapatıldı. Ama ben şöyle söyleyeyim. Yani ben biliyorum yani, bunu herkes biliyor. Çalıştılar o adamlarım ama halen daha isimlerini de biliyoruz. Ama aslında çalışmada görüyorum. Ya adamın kimliği yok ki yani. Şimdi adamı yakalasa, polisler götürse şeyi yok yani kim olarak ne yasal en açıdan... En ucuza çalışıyor. Evet. Çok ucuza çalışıyor. Tabii Sakarya'da 3 tane Suriyeli işçinin ücretlerini de aldık bir inşaat işçisi. Adam imza atamadı ya. İmza atamadı mesela. Erlettirdik aldık parasını ama adam imza atamadı. Dediği gibi bir tanesi de kimliği yok. Yani sigortasını bozuyor. 22 liraya çalışıyor. 22 liraya çalışıyor. Efendim? Şey söyleyeceğim de Sakarya. Şeyi söylediklerinizi biz çok duyuyoruz. Yani bu kalkınmada işte yeni Kuzey Irak bölgesi, Türk bölgesinde de inşaat sektörü, yani de sektör değil mi? Birçok ülke bu şeyi inşaat sektörünün kalkınmanın başlangıcı gibi bir sektör olarak kullanıyor. Niye? İşte tarımdan iş gücünün oraya geçişi kolay, şey eğitimi popülerine göre daha kolay. Bu süreci kullanarak şimdi bunun için kalkınmada politik olarak tercih inşaat sektörü. Bu da iyi bir şeydir. Ama iyi olmayan aslında söylediğim fiziki çıktı da bakılması. Biz bu kadar metrekare, bu kadar milyon lira çıktı sağlıyoruz. Halbuki çıktığının diğer tarafları da var. Çalışan işçiye ücret verdik, ne kadar da boş zaman verdik, ne kadar sağlıklı bir imkan verdik. Bizim anladığımız şu an şu dönemdeki kalkınmanın içindeki özellik olarak da bu çıktılara bakıyoruz. İnşaat sektörümüz bu aşağılarda, yani diğer sektörlerin belki en aşağısındaki olan bir sektör. Belki değil, en aşağısındaki. Ben size söyleyeyim. Şimdi belki diyorum, kayıt dışı olduğu için belki. Ben size tanıştırayım şimdi. 6 aydır İstanbul'da Vanlı çocuk denizi görmemiş. Denizi daha görmemiş. Bir yere götüreceğim onu arkadaşı, denizi götürüyor. Bakın denizi görmemiş. Bu şu demek, şantiyenin içine giriyor, evine gideceği zaman çıkıyor. Başka hiç şansı yok. Yani yok sosyal hayat diye bir şey yok herhalde. Ben de 4 ay önce geldim aslında Fahir, biliyorsun. Evet, son sözleri sizlere verin. Boğaz Kulübü seviyelerinde denizi yiyorum. Yoksa görmeyeceğim ben. Pazar günü görmüştüm pek yani. Şey. Saat 1 civarındaydı. Çevik yıldır. Biz 5 arkadaşla beraber çıktık. Ben de orada gördüm. Herhalde o olmasa bir daha gördüm. Yani arkadaşlar şantiyemizde bizim verdiğimiz mücadeleyi ve bu eylemi duyurmak amacıyla Boğaz Köprüsü'nde bir eylem gerçekleştirdiler. Onu da bu arada teknik yeri arkadaşımız da şantiyemizin temsilinden yer aldı orada. Birkaç arkadaşla. Biz yani gördük kendilerine durduk. O soğuk havada yine sesimizi duyurdular sağ olsunlar. Bu vesileyle hani son şeyleri ben öyle diye düşünüyorum. Bir İstanbul şantiyemizin yeri Isparta Kule'dedir. Muhtelif zamanlarda Mustafa Bey'in çevresi olmak üzere arkadaşlarımız genelde o çevreden bize bağlantı kurarak gelip ulaşıyorlar, misafirimiz oluyorlar. Buradaki öğrencilerden de gelmek isteyen olursa yine hangi mesela dün akşam birkaç arkadaş geldi, gitar çaldılar orada, ateş yaptılar. Çok güzel bir şey oldu. Sonuçta şantiye bizde yani bizim kontrol, her şey bizim kontrolümüzde. Orada yani imkanlarımız var, her türlü şeyimiz var. Gelirler, misafir ederiz. Biz sıkıntı yok. Çayımız var yani. Çayımız var. Hatta yemeğimiz de var. Onu da onunla bir sıkıntımız yok şu an. Başka bir sorunuz yoksa sövürdük yani. Biz de sövürdük Mustafa Bey'e. Yani ben telefonumu alabilirim. Nasıl ulaşacağız diyorlar. Nasıl ulaşabiliriz sana Mustafa Bey? Tabii telefonumu veririm zaten. O zaman özel konuşması kendimiz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum Mustafa'ya. Ha bir de inşaat işçilerinin derneği .blogspot.com'dan da web siteleri var arkadaşlar. İnşaat işçilerinin derneği diye gidiyor senin de girişim olması herhalde. Mustafa Akkıl üzerinden de bulursunuz. Bir de bütün bu girişim ama Derneği kesinlikle. Sendikası için bir ayrıca. Çok farklı.
Bir de genel olarak iş kazaları, büyüyen sektörler iş kazaları olarak ilgilenmek istiyorsanız yangulkulesi.org adresi, İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi, yangulkulesi.org. Sektör sektör, tüm raporlara, olaylara, sektörlere ulaşabilirsiniz.